Ya çünkü enerji o kadar güçlü ki, o kadar bizden geçiyor ki burada bu yayını dinleyen herkes hani böyle soluksuz ve kalp atışlarıyla dinledi bu yayını. Yani ben de öyleyim. Şöyle kalbimi Ali nasıl biliyor musun? Hani böyle kalbim ağzımdan çıkacak gibi dinledim seni gerçekten. Bütün kalbimle, Evet. bütün benliğimle. Yani belki de seni dinlemek içinden gelen şu anda hani hep böyle bütün bu uyanış hikayesi anda kalmayı, insan olmak, anda kalmak dedin ya. İşte bu anda kalmayı şu an bunu başardık. Yani öyle bir kilitlendik ve öyle şu an andayız ki bütün hücrelerimizle buraya bizi kilitledin ki ana getirdin bizi. Düşünce yok, hiçbir şey yok, sana akıyor. Peki ben kaydettim çok şükür, çok üzülürdüm kaydedemeseydim, Buyurun. yayınladım buraya kadar. Yok, Sen devam fark etmiyor. ediyor Sorun musun? Sonra geçsin soru dostum. sorayım mı ben? İstediğin Ne soran geçsin. dersin? Şimdi hani böyle bu evliyalar, veliler hep böyle bir Evet. çilehanelere kapatılırmış. Hani aç, susuz. Yani bu yol mudur? Hani ben de kapatayım mı kendimi yani bir yere şimdi acaba Evet. diye düşünüyorum. Ondan sonra hani bu yol hep Evet. bu şekilde mi ilerler? Ve hani ben birkaç Bakarız. soru sorayım, bunları kendinde birleştir. Hani şey çok ben etkilenirim. Yedi Vadi, Anka Kuşu'nun hikayesi. Bazı hani işte Evet. dedikodudan geçmek, kinden geçmek, sonra o aşk Evet. vadisinde yanmak. Yandıktan sonra o enerjiler ve ondan sonra Evet. ulaşılan o Evet. küllerinden yeni Evet. doğma hikayesi vardır ya. Ve bütün bu bana şöyle gelir. İşte birinci vadiden geçen kuş, ikinci vadiden geçen kuş, orada bir hak ediş vardır. Artık bir enerjisel doygunluk vardır. İşte her şeyi yaşayıp o doygunluğa ulaştıktan sonra orada bir patlama olur. Orada bir hak ediş vardır. Senin deneyiminde de yani sonuçta her 50 yıl Olmuyor. yatanda Evet. şey Çıkmıyor. yapmıyor Evet. yani, uyanmıyor. Yani burada bu sende olan ki kendi düşüncemi söylüyorum. Tabii Tabii tabii. biraz soru, Tabii. biraz da ben kendi fikirlerimi söylüyorum. Bende de şu anda onu hissediyorum kendimde. Böyle hani şu tabiri kullanıyorum. Sen anlatırken de senin için de bunu hissettim. Hani böyle başından alevler çıkan bir insan düşün. Alevler içinde o insan suyu, gölü kafasını sokmaya nasıl arıyorsa yaradanı aramak böyle bir şey. Sadece böyle arayanlar gerçekten yaradanı buluyor diye düşünüyorum ben. Yani her şeyiyle aramışsın orada. Çünkü çok dibe düşmüşsün, çok dibe vurup her dibe düşen olmuyor ama işte o kendinden tamamen geçmek ve hiçlik noktası. Yani artık Tatlı. tamam bitti. Gördüğüm kadarıyla bu açılım saf insanlarda oluyor ya. Yani saf böyle hani mesela kandırılmış, hep darbeler yemiş, hep ihanetlere uğramış. Genelde gördüğüm bu tür insanlarda bu açığa çıkıyor. Mesela zengin insanlarda, malikanelerde yaşayan insanlara bakın. Ben bir tane uyanmış görmedim daha doğru düzgün. Daha görmedim, tanışmadım daha. Tanıştığım bütün uyanmış insanlara bakıyorum. Ya neler neler yaşamışlar ya, ne acılar. Ve hepsi de benim gibi. Neredesin artık? Yeter, ben istemiyorum bu oyunu demişler. Biz hani Anka veya işte Simurgh kuşu diyoruz ya. Biz zaten Simurg'un kendisiyiz. Yani uyanan insan şöyle yapıyor. Kanat çırpıyor, tamam mı? Diyor ki gel diyor, benim bir parmağım eksik diyor. Simurg'u tamamla tamamla. Gel buraya diyor. Simurg biziz. Yani birimiz onun gözü, birimiz kaşı, birimiz kanatları, birimiz ayakları, birimiz gagası. Biz Simurg'uz. Ama bu Simurg nasıl bir Simurg? Et kemikten Simurg değil. Saf enerji, saf bilinç. Simurg dediğimiz bak, ama Simurg nasıl bir Simurg? Şimdi biz Simurg'u oluşturduk mu? Hepimiz. Bütün insanlık. O Simurg'dan 400 milyar daha Simurg bir araya geliyor. Üste çıkıyorsun, o 400 milyar Simurg'dan bir 400 milyar daha düşün. Genişliğe Simurg'lar genişliyor. Yani hep böyle bir katman halinde genişliyoruz. Ama o Simurg, o 400 milyar dediğimiz ve sonsuz ve sınırsız dediğimiz Simurg kim? Sensin. Sensin. Anda kal diyoruz mesela insanlara. Anda kalalım, anda kalalım. Hayır. Anda kalalım demeye gerek yok ki. Biz zaten anın içindeyiz. Hangi an? Sen andan ne zaman çıktın ki ana geleceksin? Sen zaten andasın.
Yani zaman kavramı yok çünkü. Zaman ikiliktedir. İşte ay, yıldızlar ölçmüşler. İşte 12 ay. Gerçekte ise, hakikatte ise sadece olan vardır ve anın kendisi vardır. Biz de hani kimisi bize yani yani kendi özüme diyorum. Yoksa bu Ali Demir, onu katmıyorum. Kimisi bizi ararken Allah demiş. Kimisi bu bizi, içimizdeki bizi ararken Nirvana demiş. Kimisi işte başka Tanrı demiş. Kimisi baba, oğul, kutsal ruh demiş. Hiç fark etmez. Biz bütün bu isimlerden münezzehiz. Bak, bütün isimlerden. Biz isimsiz, cisimsiz, şekilsiz, dilsiz, akılsız, beyinsiz. Ya hiç olanız. Ama o hiçliğin içinde var ya, ne var biliyor musunuz? Ya her şey var, her şey. Sen her şeysin. An içinde olduğumuza göre kim ne zaman ölüyor? Ne zaman doğdun sen? Ne zaman? Ölüm mü? Ne ölümü? Ölümü tatmak demek Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna ve diğer kutsal kitapların hepsi de. Belki daha önce söyleyen olmamıştır ama ben burada bunu da söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen kıyamet var ya. Hani diyorlar ya, o saat gelecek, kıyamet gelecek, işte gök yarılacak. Evet. Orasını anlatmamıştık değil mi? Bakın şimdi gerçek kıyamet nasılmış? Bu hakkal yakinin yakininin yakini eminim bundan. Muhammedül Emin'in emin oluşundan da daha çok eminim, bu böyledir. Şimdi ben 6 ay dostum o süreci yaşadım değil mi? Huzurluyum, mutluyum, neşeliyim. Mahkeme günüm geldi. Müebbetten yargılanıyorum ya. Ama mutluyum. Yani huzuru bulmuşum. Neyse şeye gittim, Trabzon'da mahkemeye gittim. İşte bir beyaz gömlek giymişim böyle. Ama böyle neşeliyim yani. Diyorum ceza da versen artık, gömsen de bana ne, zaten sen değil misin? Ne yapıyorsan kendine yap artık. O bir rahatlıkla gidiyorum. Neyse gittim, böyle bir ekran, video. Hani Adana'da mahkeme olacağı için ben Trabzon'dayım. Çünkü görüntülü olması lazım. Yani sürgün edilmiş mi orada? Sakıncalı mahkum olarak. İnsanları etkiliyormuşum orada, beyinlerini bilmem ne yapıyormuşum diye. Beni gönderdiler. Neyse mahkeme salonuna girdim böyle. Ben de dedim ki ekrandan hani şahitler geliyor ya, ailem. Eşimi göreyim. Hani bir göreyim onu, en azından görüntü de olsa bir göreyim. Çünkü göremiyorum aylarca. Gurbetteyim. Yani gelemiyorlar her zaman. Şöyle baktım. Hakim koltuğuna böyle dikkatli baktım. Şöyle. Ne gördüm biliyor musun? Hakim koltuğunda oturan bendim. Ben oturuyordum orada. Karşıya baktım, sanık. Sanık benim. Sola baktım, avukat, vekil benim. Yazıcıya baktım, yazan benim. Dedim bir aileme bakayım bir de. Aileme şöyle bir baktım. Eşimden, annemden, kendime bakan benim. Kendi mahkememi kendim yaptım. Kendi yargılamamı kendim yaptım. Ve kendi kendimi beraat ettim. Kendi kendimi beraat ettim. İşte o diyor ya ayette, hesap görücü olarak nefsin yeter. Herkes, istisnasız herkes kendi hesabını tek başına görecek. Göklerde bir Allah kimseye hesap sormayacak. Çünkü göklerde bir Allah yok. Eğer ki gök diyorsan da elinle böyle, bu nedir biliyor musun? Allah'tan başkası yok demek ne biliyor musun? Kendini gösteriyorsun, kendini. Kur'an-ı Kerim'de geçen yeryüzü insandır. Diyor ki, yeryüzünde bir halife yaratacağım değil mi? İnsanlar nasıl anlamış bunu? Dışarıda işte, yeryüzündeki topraktan. Hayır. Dışarıdaki bir topraktan yaratılmadı kimse. Bu yeryüzü yok mu? Ayaklarından başlayarak böyle yer yüzü. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Bak seni anlatıyor. Ve diyor ki yeryüzünde kıyamet kopacak. Bak yine sende, değil mi? Yeryüzü dağılacak. Depremler olacak. Dağlar yer değiştirecek. Bak şimdi. Ben aynen yeryüzü sensin. Gökyüzü de sensin. İnsan başını kaldırdığı anda kendi gökyüzünü içinde izler. Kendi gökyüzünü izlersin. Yani böyle kaldırdığın zaman göklerde bir gökyüzü değil. İçindeki gökyüzünü dışarıda izliyorsun. Çünkü için ve dışın birdir. Mikro kainattı. Kainatın kendisi zaten. Koğuşuma gittim. Bir gün, 2 gün geçti. Baktım bir ses geldi. Allah. Yatağına geç dedi. Tabii ben itaat etmek zorundayım yani. O öyle sen ne diyorsun falan, bitti o dönemler. Tamam dedim. Anladım ama bir şey olacağını anladım. Ama bir de hep merak ettim. Yani çünkü her zaman sana o şeyle seslenmiyor. Tamam dedim, yatağıma geçtim böyle. Uzan dedi. Uzandım böyle, ayaklarımı uzattım böyle. Şöyle ranzamdayım ama. Koğuş arkadaşlarım da orada oyun oynuyor işte böyle kendi kendine.
Ben de perdemi, yataktaki perdemi dedim çekeyim biraz beni tam görmesinler. Çünkü bildim bir şey olacağını. Uzan dedi. Gözlerini kapat dedi. Ben de uzandım böyle. Gözlerimi kapattığım anda tam böyle kapattım. Bir baktım yok böyle. Yer yok böyle. Bütün yeryüzü böyle. Bütün yeryüzü. O gökyüzü yok mu? Kağıt gibi böyle yırtılıyor. Yıldızlara bakıyorum tek tek düşüyor. Bir zelzele yok mu? Ya her şey alt üst oluyor böyle. Ondan sonra baktım kulağıma böyle. Bir şey bir üflendi yok mu? Kainat sarsılıyor. Bak kainat sarsılıyor. Koğuştakiler oyun oynuyor. Haberleri yok benden. Bir ses geldi böyle siren gibi. Böyle bir siren ses geliyor. Ya her yer dağılıyor. Ya paramparça oluyor kainat. Döndüm baktım koğuştakiler oyun oynuyor. Haberi yok kainatın yıkıldığından. Dünya darmadağın oldu. Kıyamet koptu. Bitti. Öyle dışarıda beklenen insan kıyamet kopacak. Asla öyle bir kıyamet gelmeyecek. Her insanın kopuşu demek, bakın, kıyamet demek sen öldüğün zaman tamam mı? Hiçbir şey kalmayacak. Allah dahi kalmayacak. Çünkü Allah sen varsan vardır. Kainat sen varsan vardır ey insan. Kıymetini bil. Neyse, kıyamet koptu, her şey darmadağın oldu. Dedi ki, senden başka kimse kaldı mı dedi. Öyle deyince dedim, kalmadı Allah'ım dedim. Kimse kalmadı dedim benden başka. Şimdi dedi, kendi canlar. Ama hiç kimse kalmamış ha. Yani ne Azrail, Cebrail ya kimse kalmamış sadece ben kaldım. Kendi canını al deyince ayaklarımı da uzatmışım ya böyle. Parmak uçlarımdan böyle geldi böyle şöyle kıvrıla kıvrıla böyle kıvrandım 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 böyle geldi 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 tık burada durdu. Burada durdu mu dostum? Durduğu anda ne geldi biliyor musun aklıma? Eşimle İbrahim İbo geldi, oğlum geldi aklıma. Böyle saniyenin saniyesinin saniyesi kısa bir zamanda. Düşündüm, sonra dedim ki hepsi gitsin dedim. Tık durdurdum kalbimi. Durdurduğum anda Hande dostum durdurdum ya. Bir baktım bir bilinç patlaması daha oldu. Bir baktım ahiretin içindeyim. Kitabını al dedi şimdi. Sıra kitapta. Kitabını alacaksın dedi. Baktım bir mahkum geldi. Ayağa kalktım. Kur'an-ı Kerim getirdi bana. Al dedi kitabını. Ama o mahkum ne olduğunu bilmiyor. O zannediyor ki ben de bir mahkumum ama ben perde kalktığı için hani der ya Kur'an'da biz onların gözlerinden perdeyi kaldırmışızdır. Onlar çok keski görürler. Ben görüyorum. Ben de kitabı alırken dostum sol elimi dedim uzatacağım. Şu sol elimi böyle uzatırken bir şey elime böyle pat diye vurdu böyle kulağıma ses geldi. Sağa at, sağa at. Sağa at deyince ben de sağdan böyle attım böyle. Elime Kur'an'ı kattı ya. Aldım böyle. Kitabını da aldın dedi şimdi. Ama nasıl rahatladım? Böyle kitabımı aldım ya dedi ya. Ben bildim ki güzel bir şey oldu yani şimdi. Dedim aşağı gideyim bir çay içeyim. Hani özgüvenim de geldi. Oh be dedim kitap da aldım dedim. Yani o soldan falan alanlardan olmadım. Ben dini olarak bakıyorum. Çünkü her uyanan kendi dini üzerine uyanır. Hiç unutmasınlar bunu. Budist üzerine hakikate ulaşır. İsa bilinci İsa bilincine göre. O da İncil'i alır yani. Herkes kendi durumuna göredir. Dedim gideyim bir çay içeyim. Çayı aldım. Bir bardak çay. Ağzıma attım böyle. Bir damlası daha boğazından geçtiği anda yok mu? Ciğerlerimi paramparça etti böyle. Bir ayet geldi. Biz demedik mi onlara? Kaynar sular içiririz. Ya beni var ya paramparça ediyor böyle. Yani kurtulamıyorum da. Bu ne? Ciğerim yanıyor. Bir damla çaydan ya. Cehennem bilincini bana yaşattı. Biz demedik mi? Kaynar sular içireceğiz onlara. Neyse o bilinçten çıktım aşağı gittim dedim bir zencefil şey. Zencefil yok paket. Aldım bir tane bardağa kattım içeceğim. Baktım biz demedik mi onlara cennette zencefiller içireceğiz. Ya o zencefil var ya hayatımda böyle bana enerjiyi her şeyi verdi bana ya. O kadar ki tadı güzel geldi. Çünkü orada dedi ki cennette zencefil vereceğiz. Ayet iniyor sana. Neyse dedim tamam bu gidim dedim acıktım yemek yiyeyim. Sosis vardı böyle küçük sosisler cezaevinde. Biz de böyle izin veriyorlardı kızartıyorduk. Aldım kızarttım sosisi aldım böyle ağzıma attım. Tam böyle attım çiğnedim ya. Biz demedik mi? Gıybet eden kardeşlerin etini yer. Bir baktım insan eti. Aa, attım yere mi? Bu ne? İnsan etini yedim ya. Hemen ayette dedi ki biz demedik mi? İnsan etini kardeşini gıybet eden bunu yer. O etin hepsini attım. O sosisi de attım şeye çöpe attım hemen. Ne oluyor dedim bana. Kitabı aldım. Uyandım. Kıyamet. Bunlar ne dedim yani başıma gelenler. Hani hepsini. Neyse tarih şeyim günüm geldi.
Korona şey izniyor mu? Bu Covid. Covid çıktı, mahkumlara şey çıktı. Adı ne? İzin hakkı. Evet, izin hakkı çıktı. İzin. Kapılar açıldı bana yani. Neyse çıktım, tam açık cezaevine giriş yaptım. Kapıdan çıktım. Ya bir girdim. Ne gördüm biliyor musun? Mahşerin. Dinsizi, dinlisi, kafiri, köpeği, eşeği hepsi o alanda toplanmış. Bütün ama hepsi ha. Sakallısı, sarıklısı, küpelisi, cinseli. İşte bu dedi mahşer. İçlerindeydim. Hepsini de gördüm böyle. Ama yemin edebilirim, inandıramam. İnandıramam. Ben yaşadım çünkü. Ve ben her zaman kendi yaşadığımı anlatırım. Ve bu benim yaşadığımın da bütün insanlığın yaşayacağına imanı bırak ya. Ben biliyorum, biliyorum. Böyle olduğunu biliyorum. Şeksiz şüphesiz. Bu böyle olacak ve bütün insanlık da ben eminim böyle yaşayacak. Herkes kendi canını kendi alacak ve herkes kendi suruna kendi üfleyecek ve herkes kendini yine kendinde diriltecek kardeşim. İki elimle yarattığım dediği Adem nedir biliyor musunuz? Bakın onu da size anlatayım. Adem nasıl yaratıldı? Şimdi öz bana dedi ki Ali kulum dedi. Bu benim bir rüyamdı dedi. Rüya. Rüyada dünyam vardı, bir Allah'ım vardı, dinim vardı değil mi? Sen öldürdük şimdi. Ha, bu rüyayı ben görüyorum. Anladın mı? Dedim tamam ben yokum o zaman sen varsın. Tamam. Beni banyoya yine götürdü. Banyoya götürdü beni. İki elle yok mu? İki elle. Böyle başlayıp böyle yeniden. Bak yaratıma bak. İki elimle yaratıyorum kendimi. Yeni bir yaratıma girdi böyle. Bütün ayaklarına böyle. Hepsini böyle yarattı böyle. Bütün hepsini. Eklem yerlerine kadar hepsini böyle tek tek. Dişlerime kadar. Ayağımın altına tabak katıyorum. Tarak kemiğim otursun diye. Duvara yaslanıyorum, şu kemikler kış içine giriyor böyle. Omuz kemiklerim. Bütün hepsi. Adem'in yaratılışı bittikten sonra, yani Adem olarak yeni yaratılışım bittikten sonra baktım ne dedi biliyor musun? Havva'yı yarat. Kadını yarat şimdi. Kendiyle bu iki elle. Bunu yaşayanlar görecekler zaten böyle olduğunu. Biz öyle halüsinasyon hikaye bana değil. İşimiz değil. Kendi kendimize kalkıp deli dettirecek kadar da ahmak değiliz. Neyse onu anlatıyoruz biz. Şu iki elle de ayak parmaklarından başlayarak bakın. Ayak parmaklarından başlayarak bakın. Her bölgesine kadar. Her şey. Havva'da. Hepsi biziz. Adem de Havva. Aynı kişi. Evet Kendinde aynı yarattın kişi. onu da. Aynı kişi. Benim dedi yaratımım dedi böyledir dedi. Yani sende yaratırım Adem'i, sende yaratırım Havva'yı ve sende gider işlem yaparım. İşlerim böyle yaratırım. Yeniden yaratıldı. Ondan sonra yeni yaratım bittikten sonra yatağına git dedi. Yatağıma gittim. Kalem al dedi eline. Bildiğimiz kalem. Ne yaptı biliyor musun dostum? Şu kalemle. Bak. Şu kalemi aldı böyle. Tüm başından böyle ayaklarına kadar böyle hepsini. Tamam mı? Şu parmak izleri yok mu? Parmak izleri. Çiziklerine kadar. Şu kalemi aldım. Böyle bak. Tek tek. Bütün parmak izlerimi tek tek yeniden. Bütün eklem yerleri. Hepsini. Kulaklarım. Aynanın karşısından 3 ay ayrılmıyordum. 3 ay banyo etmeyen, saç böyle olan adam kendine nasıl bakıyor artık? Kendini nasıl seviyor? Yeni doğmuş bebeğim. Ben dün bakmadım. Bu. Allah Allah. Ya bu ne kadar iyi, güzel biriymişim ben. Görmemişim ya. Ayna görmemiştim çünkü. Bunalımdaydım. Artık dişimi fırçalıyorum, saçımı tarıyorum böyle. Kendime bakıyorum. O parmak izlerime kadar yaratıldığında görüşüm geldi. Eşim görüşe geldi. Eşim görüşe geldi. Bana baktı böyle. Bir değişim var yani. Ellerime baktı. Hep kalem izi. Çizmişim ya. Kalemle yaratıyorum. Bunlar neydi dedi. Şimdi anlatacağım da nasıl anlatayım yani. Şimdi ben 20 dakikalık bir görüş anlatamıyorsun da. Dedim Ceylan dedim bak. Parmak izlerime kadar tekrar yaratıldım. Parmak izlerime kadar. Hatta şu parmak izlerim yok mu böyle? Bir böyle plastik böyle su rengi gibi bir şey vardı. Hepsine de bastırdı böyle. Şu kadar parmak izlerimi. Tek tek bastırdı böyle. Ve ondan sonra benim hüküm kağıdım var ya. Hüküm kağıdım. Al dedi kalemi. Hükümlüyüm ya. Ne yazdırdı biliyor musun? Özgür. Beraat. Beraat edildim. Dedi ki beraat dedi edildin dedi. Diplomanı da dedi dışarıda alacaksın dedi. Diplomanı da dışarıda alacaksın dedi. Ondan sonra beni dışarıya tahliye etti. Ama etmeden önce bakın bunu da belirteyim zaten kayıtlara da geçecek. Yıllar sonra okuyan başına gelen de ha diyecek ben de bunu yaşamışım demek ki faydası olur. Tekrar beni banyoya soktu. Gir dedi. Girdiğim gibi yaptırdığı hareket. Hani
Lavaboda oturursun ya böyle. Otur dedi. Ben de oturdum. Ellerini kaldır dedi. Kaldırdım. Bir dakika. Şuradan tam belli olmuyor. Kaldırdım şu şekilde. Şu şekilde bak. Şu baş ortaya gelecek şekilde. Şu baş yok mu? Şu üçgenin ortasına girecek. Ortaya. Yaptığı gibi böyle bir şarj dolumu olur ya, şarj dolumu. Ne dedi biliyor musun bana? DNA değişimi. DNA değişimi yapılıyor şu an dedi. DNA değişti. Bugün beni götürsünler hastaneye. Eğer ki benim DNA'm ailemin DNA'sı gibi çıkarsa yok mu? Bana ne derseniz deyin. Asla aynı DNA değil. Bütün o 12 sarmalına kadar bütün DNA'larım değişti. Ben asla hasta olmam. Asla ölmem. Asla bana bir şey olmaz daha. Olmuyor. Niye? Farz ettin kaza geçirdim öldüm değil mi? Hemen bir bilinç sistem daha. Kazada da öldüm artık. Hatırlıyor musunuz? İlk kafama sıktılar dedim değil mi? Farz et bundan sonra da araba kazası geçirdim. Dağdan düştüm. Fark etmiyor ki. Rüya içinde rüyaya uyanacağım zaten yine. Anlatabiliyor muyum? Ama bu demek değildir. Ha, size kalkın şey yapın. Öyle değil. Bu iş böyle taklitle olacak bir iş değildir. Mesela bazı insanlar sohbet dinliyor, hakikat ilmini dinliyor, 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 ilmel yakin. Ama sen aynel yakin veya hakkal yakin taklidi yaparsan sırıtıyor. Sırıtıyor. Olmaz. Olmaz. Neysen orada kal ki, hani derler ya, edeple gelen lütufla gider. Kal ki öyle. Ben Açısından. görüyorum. Beni de görenler görüyor. E dur sakin ol. Oldum piştim enel hak Allah'ım falan, Allah'ı yarattık. Oraya çıktı buraya çıktı. Dur biraz sakin ol abi ya. Sen haksan biz batıl mıyız? Sen haksan biz şeytan mıyız? Bu hak tek sana mı açıldı? Dur sakin ol. Hallacı Mansur'a ne dedi Şibli Hazretleri? Hallaç dedi. Ortaya çıkıyorsun enel hak enel hak enel hak. Ses etme dedi. Biz de hakkız zaten. Ses etme o kadar. Sus dedi. Yok ben anlatacağım. Enel hak enel hak. Boğaz gitti. Peki Hallacın boğazını kim kopardı? Hallaç kopardı. Kendi kopardı boğazını. İşte anlatabiliyor muyum? Yani bu sohbetlerde mesela bu hakikate ulaşmak için, çünkü uyanmış bilinç yok mu? Uyanmış bilinç. Nedir biliyor musunuz? Hüküm koyandır artık. Hüküm koyandır. İstediği kişiyi uyandırır, istemediği kişiye de ninni söylettirir. Ninni, uyan, uyu bakalım. Gece namazını da kıl ha. Aman, zikirleri aksatma. Tamam mı? Tamam, bitti. Niye? E onu duymak istiyor senden. Öyle mi? Al sana zikir yap o zaman. 5 vakit. Yok. Kuşluk namazında kalacaksın. Niye? Ya Allah'a ulaşacaksın. Ama sen bana gönülle gelirsen, sen bana gönülle gel, ben sana o bölümde anlatırım. Ama gönülle gel bana. Yani diyor ya, onlar kalplerin casuslarıdır. Dikkat edin kalbinize. Buyur dostum. Gönlümüzü görüyorsun Bunu zaten bence. bilirsin benim. Öyle. Zaten öyle Evet. olmasaydı, o sizdeki temizlik, saflık olmasaydı, biz hiçbir zaman bir araya gelemezdik ve hiçbir zaman da böyle kaliteli güzel bir sohbet çıkmazdı. Bu sohbeti siz kaydedeceksiniz. Bakın Çok kaydedeceksiniz şükür. değil mi? Belki bundan sonra onlarca, yüzlerce insan konuk olacak, size gelecek. Ve insanlar dinlerken bir kıyaslama yapacak akılları vardır. Tamam mı? Ali Demir'i de izleyecekler. Filan filan profesörü de izleyecekler. Filan ben nereye çıktım, hepinizi ben yönetiyorum diyenleri de görecekler. Hangisinin hikaye, hangisinin kendi rüyaları olduğunu ve hangisinin de gerçekten kardeşim sizsiniz. Boş verin onları bunları. Her şey sizde. Görecek insanlar. Buradan değil, tamam mı? Dilden değil. Biz buradan Evet. konuşuyoruz. Bana ne ondan bundan? Onu demiş Mevlana, onu demiş Şems. Şems diyeceğini dedi. Mevlana da dedi. Sen ne diyorsun? He? Ali Demir. Önemli olan budur. Dün dünde kaldı diyoruz. Biz ne diyoruz? Önemli olan işte bizim dediğimiz de budur. Kimine göre saçmalık, kimine göre zındıklık, kimine göre çok güzel, kimine göre iyi değil. Hiç umurumda bile değil. Hiç umurumda değil. Kalp titreten. Kalp Niye biliyor musun? titreten bu. Başka bir Küfür şey değil. edenin de ben O olduğum dedi kadar. ya benim. Küfür eden de benim dedikten sonra abi ben kime kızayım artık? Kime kızayım? Birisi eleştirir. Vay dinsiz Ali Demir. Eyvallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Yani gözüküyor, hissediliyor. Yani artık o bu hissi almamak için de bir insanın gerçekten çok dipte olması gerekiyor. Hani öyle hissediyorum, düşünüyorum ben. Şimdi çok güzel noktalara Tabii. değinmek istiyorum. Yani şimdi çok gerçeksin çünkü. Hani uyanan Evet. her insan
Hani ne oluyor? Hani biz hep normalde dinde nasıl yaşadık? İşte ezan okunacak. Kulağına ezan okunuyor. Doğarken de okunuyor. Öldüğünde de ezan okunuyor. Ve işte dediğin gibi cenaze namazın kılınıyor. Sonra işte sırat vardır, mahşer vardır. Bildiğimiz senin sıra sıra bize anlattığın şeyler. Uyanan her insan tüm bu süreçlerden aynı şekilde mi geçecek ya da yani ama yani mesela bu süreçlerden geçecek çünkü biz de böyle biliriz zaten dinimize göre. Ama hani farklı şekillerde olabilir senin anlattığının ama bu süreçlerden mutlaka geçecek ve bu çok içinde derininde Evet. yaşayacak mıdır? Şunun Tamam. için bu çok önemli bir soru. Günümüzde artık bu uyanış hikayesi ve hakikat çilik çok açığa çıktığı için herkes kendini bir Evet. uyanmış zannediyor yani. Hani bu uyanmanın Tamam. aşamalarını da soracağım. Şimdi kendim şeyimle de kendi Evet. yolculuğumla da birleştik. Biz buradayız, konuşuruz. Zaten kendimiz hani kimse Tabii yok tabii. gibi böyle ben rahat konuşuyorum. Bu çok önemli bir soru. Hani çünkü hani bu kadar derin anlatan, bu kadar net, bu kadar kendini açıktan şöyle işte yıkadım kendime şöyle sağımdan kitabım verildi buradan bu oldu mahşerim kıyametim bu şekilde hiç ben ilk defa duyuyorum. O yüzden de Evet. bu herkesle aynı mı olur? Bu süreçlerden geçecek midir ki insanlar Aynen. uyandığını zannetmekten vazgeçsinler diye belki hani bilmiyorum. Evet. Bunu bir sormak istiyorum. Buradan bir. Sonra Tamam. da başka sorularım var. Sen burayı bir açıkla bir de Şimdi, evet. istersen. Evet. Ali Demir'de açığa çıktı değil mi? Ne dedi? Rüyayı gören benim dedi değil mi? Rüyayı gören benim dedi. Peki şu an Ali Demir'de sizin rüyanızı görüyorsa, sizi görüyorsa, bak sizi o uyanmak isteyenleri hepsini görüyor değil mi? Öz ne diyor? Kıyamet bir kere koptu ve o da koptu zaten. Hangi kıyameti bekleyeceksiniz? Ali Demir'de kopan kıyamet insanlıkta koptu. Kainat yıkıldı. Her şey yıkıldı bitti. Yıkıldı ki sen rüyanda hangi nerede uyanacaksın? Şu an ben Hande'nin rüyasındayım. Hande rüyandayım. Peki rüyanda kıyameti kopan birini gören kim? Kıyameti kopmuş birini gören sen değil misin? Bunun kimi kıyameti kopmuş oluyor? Ben, evet. Senin Kıyamet kıyameti kopmuş kopmuş oluyor oluyor o zaman. işte. Ben senin rüyandayım. Sen yoksan ben yokum ki zaten. Ben senin için varım burada. Ben sana geldim. Ben senin duanım diyelim. Geldim ve sana anlatıyorum. Sana, senin nezdinde hepsine. Diyorum ki siz uykudasınız. Bakın yok ben acı çekiyorum. Yok ona dokunuyorum. Yok memleket sahibiyim. Yok cumhurbaşkanıyım. Ya ne dersen de kendine kardeşim. Sen rüyadasın. Ve sende rüyayı gören de ey kendini arayan. Sende rüyayı gören de Allah dediğimiz Allah'ın hu olan boyutu. Yani öz olan boyutu. Allah ayrıdır. Öz ayrıdır. Tamam birbirinden ayrılığı şeyi yok. Ayrılığı yoktur. Hani zerre kül aynıdır ama sen şu an rüyanda diyorsun ya mesela ben işte kıyamette ne olacak, işte bu arayışım ne olacak diyeceğim tek kelime, tek kelime. Aramaktan vazgeç, akışta ol ve sadece sohbet et. İşte bu sohbetler. Başka kitapmış, oymuş, buymuş. Ben kimseyi tavsiye etmiyorum ama uyanmış bilinçlerle gördüğünüz zaman tatlı tatlı sohbet edin. Çünkü her şey ol deyince oldu ve ol deyince oluyor. Kelamla yaratılıyor zaten her şey. Her şey apaçık gözünüzün önünde ki. An diyorsunuz. Hangi an? Zaman diyorsunuz. Hangi zaman? Siz zaten anın kendisisiniz. Bakın, hani aradığınız yok mu? O çok özel bir öz var ya. Çok hani kim o? Ya o kim? Sizsiniz siz. Anı olduğu gibi kabul edin. Değil ki. E bu varoluş benim zaten. E tamam. E varoluş sensin. Sen ölecek misin? Çünkü senin o etin kemiğin kuantuma göre dalga ve titreşim. E titreşim ölür mü? Ölmez ki. Ve sen o titreşim değilsin bir kere. Sen o Hande'yi hareket ettiren şu an o Hande'den yürekle beni dinleyen sensin zaten. Şimdi benim şu yüzüme bakan ne der? Ali der mi? Ali'nin yüzü dersiniz değil mi? Peki uzaktan bakınca Ali'nin bedeni dersiniz. Bakın. Ali kim? Onun bedeni kim? Bir Ali var. Onun eli var, gözü var, ayağı var. Ya ben bu Ali'yi niye göremiyorum? Bak Ali'nin yüzünü görüyorum. Ayaklarının her şeyini de görüyorum. Ama Ali ortada yok. Bir Ali dolaşıyor ortada. Şimdi ben Hande'nin yüzünü görüyorum. Bak boydan da bakınca bedenini görüyorum. Ben seni niye göremiyorum Hande? Niye göremiyorum seni? Bak gözlerini görüyorum. Yüzünü de bak ne güzel görüyorum. Sen boydan ama seni niye göremiyorum ben? Sen kimsin? İşte sen olsun.
Sen o özün kendisisin. Hande de kendini deneyimleyen, Ali'de de kendini aynı şekilde deneyimleyen, bir şekilde uyandıran ve yine kendini kendine anlatansın. Yani burada dinleyen insanlar için de aynısı geçerli. Kendinizi mi tanımak istiyorsunuz? E şu an zaten kendinizi dinliyorsunuz. Siz kime koşup gideceksiniz? Gittiğiniz de sizsiniz ama böyle daldan dala oraya buraya gidin, beyin karışır. Acaba hangisi? Ya biri diyor Anunnaki, biri diyor Reptilya, biri diyor şu abi. Hangisi? Sizi kendine değil, sizi size çağırana gidin. Bana yüzlerce insan mesaj atmıştır. Gelelim, şöyle yapalım, böyle yaparım. Ben ne demişim biliyor musun hepsine? Siz bana neye geleceksiniz mesela? Allah'a ulaşmaya mı? E işte biz öyle görüyoruz. Peki o diyorum şah damarınıza yakın değil mi? E diyor evet yakın. Ya sen de olanı benden niye arıyorsun sen? Sen diyorum kendine gel. Gel kendine. Beni orada göreceksin zaten. Ben hiç senden ayrılmadım ki. Ben zaten sendeyim. Yol parası verme. Cebinde kalsın. Git bir garibana ver o parayı. Ama bana gelme. Çünkü ben zaten sendeyim. Senden hiç ayrılmadım ki. Ama sendeki beni göremiyorsun. Sen her zaman beni göklerde arıyorsun. Ya nerede o? Sendeyim. Bak bugün Ali oldum karşına çıktın. İster beğen ister beğenme. Bak esmer bir adamım. Vallahi de senin, billahi de senin. Ne dersen desen. Sen bensin, ben senim kardeşim. Hiçbir farkımız yok. Benim bildiğim budur. Sevgi, saygı, empati, hoşgörü, sınırların kaldırıldığı bir dünya oluşacaktır. Ben eminim. Çünkü şu sohbet, dünyayı düşün, dünyayı böyle dolaşıyor şu an biliyor musun? Uykuda olana bile şu an beyin aktarım yapılıyor bu sohbetle. Öyle sıradan bir sohbetimiz değil yani, emin olun. Ama olumsuz sohbet yapılsa da gidiyor. Ama biz ne yapacağız? Hani özün iki tarafı var ya, celal cemal, karanlık aydınlık. Biz aydınlık tarafındayız. Biz aydınlıktayız şu an. Uyanan yok mu başka? Karanlıkta var. O yok, bu yok, onu alırım, onu boşarım, onu ederim, bunu yaparım. Benim şu. Hayır. Kırmızı ışıkta geçemezsin. Buralara uyacaksın. Böyle bir şey olur mu? Ahlak, edep, saygı ne oldu? Asla. Sen kimsin? Sen tek misin? Sen iblis bilincinde uyandın o zaman. Kusura bakma valla. Eğer senin uyanışında rahmet yoksa, vicdan yoksa, aldatma varsa, can olmak yoksa, kadın erkekten ayrılıp cinsiyet görmüyorsan, hala bir cinsiyet görüyorsan, valla kusura bakma, sana annen biraz daha ninni söylesin. Sen biraz daha kendine gel. Kendini bildiğini zanneder. Biraz daha kendine gelmen lazım. Sen hala kadın mı görüyorsun? Karşıdaki kim? Hande. Ya ne kadını? Ruhun cinsiyeti mi olur? Ne sen kimsin? Hani kadın erkek ondan bundan çıkmıştık her şeyden. Hani biz candık. Bu sözleri buraya sorma. Şuraya sor, şuraya. Sor bakalım. O oradaki öz ne diyecek? Asla yanılmaz o. Diyor ya Hazreti Muhammed. Bütün dünya size fetva da verse siz yine de gönlünüze, vicdanınıza sorun. O doğrusunu söyler. Şaşmaz. Evet. Çok güzel akıyor. Şimdi koğuş arkadaşlarımı çok merak ediyorum. Bu sıralarda onlara neler anlattın, ne yaptın? Hani onlar nasıl tepki verdi? Sendeki Evet. değişimi nasıl gördüler? Evet, Çok burada enteresan mesela bu da. uyandığımda şimdi ben ya bakıyorum insanlara Allah yürüyor. Onunla konuşuyorum Allah, onunla konuşuyorum Allah, onunla konuşuyorum Allah. Allah Allah. Bir de kabrin içindeyim. Ölmüşüm ya kabrin içindeyim. Ölüler diyarındayım böyle. Ölülerin içindeyim. Bak, çıkana kadar o cezaevi kabirdi benim için. Ölüler. Yani o ranzalar da her bir mahkumun mezarıydı. Herkes mezardaydı orada. Koğuş arkadaşlarım demek artı mezar arkadaşlarım demek. Yan yanaydık. Ben şu ranzadaydım. Hani mezarlara gidersin ya. Bak dikkat et. Cezaevine ne derler? Diriler kabri. Diriler kabri. Benim ailem görüşüme neye geliyordu biliyor musun? Mezarımı ziyaret etmeye geliyordu. Çünkü ben kabirdeydim. Mezarımı ziyaret ediyordu. Bana bazen para geliyordu değil mi? Görüşte para yatıyordu. O neydi biliyor musun? O da ettikleri dualardı bana. Bana meyve sebze olarak geliyordu. Ben hepsini gördüm orada. O gardiyana hatta ne dedi biliyor musun dostum? Gardiyanlar çok acımasızlar. Orada A takımı var. Kemiklerini kırıyorlar insanların. Bir gün uyanmışım ya. Gardiyanla dedim ki sohbet ettik. Ya dedi sen dedi ne kadar iyi bir insansın dedi. Dedim abi dedim sen de dedim öylesin ki dedim. Ama dedim siz dedim görev icabı dedim acımasız gözükmek zorundasınız dedim. Dedi evet dedi biz normalde ailemizde böyle yapmayız ama mecbur vurmak zorundayız gevezelik yapanları. Dedim sana bir şey söyleyeyim mi abi dedim. Dedi söyle. Dedim sen var ya dedim. Nesin biliyor musun? Sen meleksin dedim. Nasıl yani dedi.
Bak şu an burası dedim cehennem. O Kur'an'da bahsedilen cehennem yok mu burası? Sen de dedim emre itaat eden. Hiç şaşabiliyor musun emrinden? Vur dedim vuruyorsun değil mi? Kur'an ne diyordu? Orada diyor melekler diyor zebaniler onları sürükleyecek diyordu zindanda. Sen de dedim o zebanisin işte. Ama meleksin. Sen şu an dedim müdürüne itiraz edemiyorsun değil mi? Vur dese vuruyorsun. Niye? Çünkü Allah dedi ki onları dedi hiçbir şekilde emre itaatsizlik yapmayan melekler diyor onlar sürükleyecek. Yani bu et, şu dizimin etlerini böyle parçaladılar. Hepsi cennet, cehennem hepsi burada bu anda yaşanıyor. Koğuş arkadaşlarıma ben köfte yapıyordum. Bildiğimiz köfte yok mu? Yapıyordum böyle herkese dağıtıyordum. Pasta alıyordum herkese dağıtıyordum. Yani gelen bütün paramı hep insanlara dağıtıyordum. O diyor bana telefonunu ver. O diyor bana telefon. Normalde hiç konuşmayan biriydim. Hiç böyle konuşmuyordum böyle. Ama bana diyorlar ya diyor sen diyor ne var senin? Sen nasıl çok iyi bir insansın ya diyor. Çok temiz bir insansın diyorum sen. Bu arkadaşlarım da böyle şimdi eski halimi gözünün önüne getiriyor. Bu değişime bakıyorlar böyle. Ya kendileri de bana akıl erdiremiyordu. Çünkü ben çok iyi bir insan oldum o anda. Onları seviyorum. Çünkü biliyorum benim canlarımdır hepsi. Kötü değiller hiçbiri. Sadece kabirde benim gibi böyle sırasını bekleyenler. Çünkü bak tahliye sırayla oluyor değil mi? Günü gelmeyen çıkabilir mi? Çıkamaz. Onlar orada kaldı. Çıkanlar çıktı. Ben de onlarla birlikte kabirden çıktım. Ama o halimden, eski halimden çok memnun oldular. Hatta dediler ki bu koğuşu sen yönet dediler. Çünkü sen adaletli, iyi bir insansın dedi. Baktık normalde ırkçılık yapıyorlardı. Ya bu işte Adanalıdır falan diyorlardı. Sonra uyandım. Sohbet ediyorum onlarla. Ya Allah Allah kimse diyor bize anlatmadı. Açılım dolmuş ya bende. Ağlayarak anlatıyorum bir de. Hepsi beni zevkle dinlemeye başladılar. Ya diyor sen bunları nereden biliyorsun? Onlara Kur'an ayetleri okuyordum. Senin sesin ne kadar güzelmiş diyordu. Böyle bana değer vermeye başladılar hepsi. Hepsi beni çok sevdi. Ve o hepsinin beni en çok sevdiği halde de zaten benim artık tahliyem geldiği için hani orada görevim bitti yani. Tahliyem geldiği için dışarıya gönderildim. Ondan sonra aileme gönderildim. Şimdi de onların hani 3-4 tanesiyle de görüşüyorum yani. Telefonda da görüşüyorum. Dostuz, arkadaşız onlarla. Ama desen ki bu hakikati biliyorlar mı? Asla. Bilmiyorlar. Yani sadece zahir olarak Ali Demir'i tanıyorlar. Yani Ali Demir'in bu hallerde olduğunu bilmiyorlar yani. Sadece zahirde yani uyku boyutundalar şu an. Etrafımda olan binlerce kişi gibi. Bu konularda sadece o noktaya gelmiş kişilerle mi konuşulabiliyor? Şimdi mesela sen bu kadar derinsin. Senin en yakın arkadaşın olmak nasıl olur yani? Düşünsene yani başka bir şey de konuşulmuyor ki. Şimdi mesela kendi dünyamda ben arkadaşlarımla artık hani eskiden ne yapardık? Ne yemek yapsak? Çocuklar şöyle, işte bu böyle. Ondan sonra işte böyle günlük işten, güçten bir şeylerden konuşurduk. Şimdi artık biraz hani bu konular hakikat bilgileri açıldığı zaman biraz derinleşmek istiyoruz ve artık bizim mesela hayatımız böyle oluyor. Yani yatıyoruz, kalkıyoruz, hakikatten bahsediyoruz etrafımızdaki insanlarla. Bir şey, başka konu artık cezbetmiyor, mutlu etmiyor. Yani işte ben dün 2 saat seninle telefonda konuştum. 2 saat senden sonra denk geldi Derya ve Salih Can Yılmaz var. Onlar da öyle. O 2 saat gece 1'e kadar onlarla konuştum. Bugün bütün ya bir, öyle bir etrafımda çok şükür. Hani kendi rüyamda demek ki ne kadar isteğim var ki sizlerle doldu alemim. Benim de hamdolsun, şükürler olsun. Yani şimdi düşünüyorum, senin en yakın arkadaşın ayna nöronlar, beyinde oluyor her şey. Benim diğer ayna nöronum, seninle olan senin gibi olur. Yani şimdi biz burada konuşuyoruz, burada 400 küsur kişi var. Burada dinleyen herkes senin yaşadığın, bir sen yoksun çünkü. Bir sen ve bir ben yokuz. Yani senden olduğu gibi bu nörondan oraya bir bağ oluyor. Senin yakınında olan insanların çatır 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 böyle hissediyorum. Ben yanılıyor muyum bilmiyorum. Yanılıyor Oluyor, olabilirim. Ben kendim çekiyorsun. öyle Enerji konuşuyorum çünkü çünkü. ahiret frekansında olduğun için ölmeden önce ölen insan, kıyameti kopan insan o dışarıda zahirde beklenen gerçek kıyamet kopmuştur. Bakın bunu hiç unutmasınlar. Gerçek kıyamet Kur'an'da bahsedilen insanın kendi ölmeden önce ölümüdür. Kesin bu budur. Hem dışarıda hem içeride kopuyor çünkü. Yanımızdaki insanlar da mesela hani pozitif tarafta olduğun için yani senin rengine, şekline bakmıyorlar. Böyle hep bir çekim gücün oluyor insanları. Yani mesela bir ortamın içine giriyorsun ya, bir bakıyorsun ortamda bir anda huzur oluyor. Halbuki normalde sıkılıyordu herkes. Neden? Çünkü uyanmış bir kişi girdi oraya.
enerjisiyle girdi oraya. Giriyorsun, senin sohbetinden herkes tad alıyor ama sen şunu yapıyorsun. Kafirlik yapıyorsun. Örtünüyorsun. Şeriat öyle görünüyor. Kafirlik mi? Aa, aklıma bir şey geldi. Dün konuşmamızdan çok etkilendiğim bir şey Buyurun. vardı. Onu anlatmanı istiyorum. İlk deyince, hani ilk ayet Tabii ki, oku tabii ki, değildir tabii ki. dedin bana. Tabii ki, tabii ki. Örtün Tabii dedin. ki. Bunu biraz anlatır mısın? Bu çok etkileyici ve Tabii hiç ki. duyulmamış bir Şimdi şeydi. ilk Allah'ın ilk seslenişi. Korkma, ben Allah'ım. Daha sonra ben sabah uyuyordum. Yani gözlerim kapalıydı böyle baktım. Yani bir rüya değil ha. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar. Bir etrafıma baktım. Müddessir suresi ama ben bilmiyorum o Müddessir suresi olduğunu. Çünkü ben hani örtüsüne bürünen kalk ve uyar. Bunun Müddessir suresinin ikinci ayeti olduğunu çıktıktan sonra internetten gördüm. Dedim Ceylan bak gel gel. Ben sana anlatıyordum ya cezaevinde. Diyordum bana bu ayet geldi, hitap etti bana. Örtüsüne bürünen kalk ve uyar. İşte dedim bu ayet. Bak Müddessir suresi ikinci ayetmiş dedim. Bu bana söylendi dedim. Neyse bunu da söyleyeyim. Ramazan ayında benim 15 günlük ücret izam geldi. Yok pardon 21 günlük ücret izam gelmişti. Ben de hücremde oturuyorum. Bu şekilde oturuyorum. Elimde de şey var. Defterim var. Hani not defteri. Not defteri. Benim bir de not defterim var. Yaşadıklarımı yazmışım. İşte bugün ölümü düşünüyorum. Ondan sonra uyandıktan sonra 3. ayın 19'undaki yazımda da diyorum ki bugün bana bir şeyler oluyor. Bugün sanki yeniden doğuyorum. Ertesi gün ise bakıyorum böyle ayet ayet yazmışım oraya. Yani ben bile farkında değilim bunları nasıl yazdığımı. Resimler çizmişim, desenler, geometrik, acayip şeyler. Yani defter şu an evde daha da bakmamışım doğru düzgün. Çok değişik göz çizmişim mesela. Ali'nin kılıcını çizmişim. Orada otururken ne oldu biliyor musun dostum? Defter elimdeyken yine seslendi bana. Yaz dedi. Yaz. Neyi ya? Al dedi kalem eline. Kalemi böyle elime aldım. Defter elimde ya. Bir baktım. Kendi yazıyor bu elle. Ramazan ayı. Oruç ayı. Ayetler iniyor tek tek. Deliller. Ram, mim, sad. Tek tek deliller iniyor. Delil 7 işte nokta 77 ayet. Ben bugün onu paylaştığım zaman insanlar ayet zannediyorlar. Anlamıyorlar bile. Farkında değiller. Bu şekilde cilt cilt. Şu an evde duruyor. Ama kalkıp da bu ayetleri anlatamazsın. Yok mu böyle insanlar? Resul bilincinde olan insanlar var. Kur'an ayeti ne zaman inmişti? Ramazan ayında değil mi? Ramazan'da indi değil mi? Evet. Ramazan ayında Kadir gecesinde indi. Sana da öyle Tabii ki geliyor yani akıyor dostum, akıyor. tabii ki. Ama biz hani gerçeği gördüğümüz için biz bu anlatılana da iman ederiz, inanırız. Yani çünkü biz ateisti, dinsizi, mecusisi ayırmayız. Hepsi bizim canımız. Yani sadece Muhammed'i değil, biz Firavun'u da kabul ederiz, İblis'i de kabul ederiz. Çünkü bizden ayrı değil. Bizim bilinçlerimiz, bizim hallerimizdir onlar. Ve şu an uyanmış bir bilinci rüyasında gören kişi de uyanmıştır zaten. Mutlu olsun. Neden biliyor musun? E ben uyandım, sen de uyanır işte. Bizden başka kimse mi var uyanacak? 50 kere mi uyanak yani? E uyanın işte, kendinize gelin işte. Bu sözler size yeter ha. Akışta olun, izleyin sadece. Aramaktan vazgeçin. Aradığınızı bulmuşsunuz. Ama siz böyle göklerde bir Allah bekliyorsun. Ha ben geldim mi diyecekse. Allah bir insanla konuşurken ete kemiğe bürünür, Ali Oruk görünür. Nasıl ki ete kemiğe büründü, Muhammed oldu göründü. Yani Allah'ın Musa'ya ağaçtan seslendiğine inanıyorsunuz. Ateşten seslendiğine inanıyorsunuz da. Ali'den, Hande'den seslendiğine niye inanmıyorsunuz? Ağaca inandınız. Oradan seslendi. Kur'an'a iman ettiniz. İnsandan seslendiğine niye inanmıyorsunuz? Hani Musa'yı ziyarete gitmişti ya yemeğe. Musa onu kovmuştu. Allah'ım niye gelmedin diyordu. Allah nasıl gelmiş insana? Sistem öz. E tabii ki ete kemiğe bürünüp gelecek. Başka nasıl gelecek? Ya. Hani diyor ya, gözleri var görmez, Ya. kulakları var işitmez. Öyle olmayalım işte. O göz görsün yani. Bir de şurayla bakalım. Eşyanın hakikatine bakalım. Kuantuma göre bu neydi? Nur. Işık. E Allah neydi? Yerlerin ve göklerin ışığı nuru değil miydi? Ondan başkası mı belki konuşsun? Sadece o var.
Eşyanın hakikati demek her şeyde Allah'ı görmek, her Tabii şeyin ki. arkasında Tabii ki. onun Ben şu an olduğunu kendisiyle görmek konuşuyorum demek. zaten. Ama insanlar kendilerine konuştuğunu zannediyorlar. Tabii ki. Her şey Aynen. o. Aynen. Ondan başka hiçbir şey Aynen. yok. Aynen. Başka Herkesten. hiçbir şey yok. Evet. An bu an. An Ne bu an kadar yani. enteresan bir oyun. Çünkü senin bir 50 yıl sonraki zamanın yok. 1000 yıl önceki bir zamanın yok. Sen anın içinde o 40 yıllık, 50 yıllık, 70 yıllık hayatı devam ettiriyorsun. Ha, uyanmadan öldün. Değil mi? Sen hangi bilinçte kıyametini yaşadıysan o bilinçte tekrar devam ediyorsun. Yani ölüp gidip, yok öyle öldüm, işte gideceğim. Öyle bir şey yok. Öldüğün anda, tabii Öyle bir öldüğün şey yok. Hep anda kaldığın yerden devam bilinci edersin. ayrı. Kaldığın yerden. Zaten Tabii. her şey beyinde değil Nasıl mi? Bunu anlamak. bilinç? Yani Yok, dışarıda hiçbir şey yok aslında. Yani gözün yok. dışarı Asla, görmesi diye bir asla, şey yok yani. asla. Ha, pencere mi? Pencere mi? Bu da penceresidir, görüyor. Yani şu gözünüzü bir saniye kapatın. Bitti. Sen olsun işte. Açtığın anda var her şey. Açtığın anda. Kapattığın anda amadasın sen. Amada. Yokluktasın. İşte sen sıkıldığın için bu alemi var ettin. Canın sıkıldı. Ağır gelebilir değil mi? Acayip muazzam bir oyun. Çok ağır. Yani ama Ya masada tabii ya. olmazdık. Oyunu kuran, Yani bulmacayı kuran bulmacasını dediğin çözemiyor gibi. şu an. Halbuki bulmacanın sahibi. Halbuki bulmaca. Yol sensin. Yolda kendini aramaya çalışıyorsun. Halbuki yol sensin ey insan. Sen hangi yola çıkıyorsun? Bakın 8 milyar insan var değil mi? 8 milyar. 8 milyar. Hepsi de Allah'a ulaşmak istiyor. Özel. Bu 8 milyar insan 8 milyara da hepsi böyle ulaşsın. Başlarını kaldırsınlar o özlerine bir baksınlar. Şöyle. Aa, ben miyim? Ve kimi aramışım bu saate kadar? Allah kendini aramışım. Niye ben görememişim? Çünkü Ali Demir'i deli zannetmişsin, o yüzden görememişsin. Sana söyledi. Allah daha nasıl sana gelsin? Adamın bir tanesi denizde boğuluyormuş. Denizde. Ambulans gelmiş, demiş siz gidin Allah beni kurtaracak. İşte itfaiye gelmiş, git demiş. Feribot gelmiş, ya gidin demiş Allah beni kurtaracak. Neyse ölmüş. Ahirette gözünü açıyor Allah'ım işte. Sen niye gelmedin diyor. Ben sana o kadar dua ettim. Ya kulum diyor ambulansı gönderdik bilmedin. Feribotu gönderdik bilmedin. Ha, helikoptere ben miyim artık yani daha? İşte şimdi burada da Ali'yi gönderdik görmedin. Hande'yi gönderdik görmedin. Onu gönderdik görmedin. Ne yapayım yani ben daha ne yapayım diyor. Ne yapayım? Varsa bunun üstünde bir hakikat gelsin bize anlatsınlar o hakikati. Biz de bilelim. Teşekkür de ederiz onlara. Bir ego da yapmayız. Eyvallah abi veya eyvallah abla demesini de biliriz. O edebimizi biliriz. Ama ben kendi adıma göremedim. Göremedim yanında. Dinlediklerime bakıyorum. Evet bir şeyler olmuş. Böyle bir ışık görmüş. Bir halüsinasyon. Bir şeyler yaşamış yani. Ama hani buraya vuruyorum bakıyorum. Hayır bu değil. Evet bir şeyler yaşamışsın. Ama kardeşim sana yakin gelmemiş gerçek manada. Yani senin kıyametin koptu mu bir kere? Sen kıyameti bilir. Kendi canını aldın mı sen? Yok. Kendi surunu üfledin mi? Yok. Kendini kendinde dirilttin mi? Yok. Adem'i var ettin mi? Yok. DNA değişimi yapıldım sende? Yok. İçine bir enkarne oldu mu ruh? Yok. Yoksa ne diyeyim ki ya? Ben de anlatırım yani. İster inan, ister inanma. Yapacağım bir şey yok yani. Hep şuna inanırım. Yani önce kendi yaşamımda hep böyle oldu. Bu işte yani bilinçlenirken tabii ki 10 yıl önceki benle şimdiki ben bir değil ama hep şöyle oldu. Buna ne dersin? Önce hep bilgisi geldi, sonra da kendisi geldi. Sende de böyle oldu mu? Yani mesela şimdi sen anlatıyorsun ya, Evet. bilgisi geliyor. Ama sonra da kendisi geleceği için bilgisi geldiğini ben biliyorum. Böyle oldu hayatımda. Hep bu böyle oldu. O yüzden de bir eminlik oluyor, bir şeylik İhtimalle. oluyor, böyle bir Hem korku bilgi geldi hem bitiyor. kendisi geldi dostum. Bakın ego olarak algılama sakın. Kendisi de burada, bilgisi de burada. Ete Yok, kemiğe yok, bürünmüş yok, yani. hiç. Başka arayan varsa da olsun arasın. Yukarıda belki yeşil donlu bir Allah'ları vardır bulurlar. Özellikle. Ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Apaçık her şey ortada. Apaçık anlatılıyor ki zaten. Hiçbir şey gütmeden. Yani bu ilim öyle bir ilim ki yani yok bilim, yok uzaya çıkmak, yok arabam olsun, yok şu. Asla işin olmaz böyle şeylerle. İspilasyon. Ne derdin ne? Hep huzurdasın. Kimse üzemiyor seni. Kimse mutlu da edemiyor. Yalnız mısın? Oo sabaha kadar. Uyuma yok. Ama
Huzur. Oh be. Şimdi bunu Cumhurbaşkanı gelecek. Bütün dünya gelecek bana diyecek ki Ali Demir, şu huzuru bana ver. Dünyayı sen yönet. Yemin ederim sopayla kovarım. Yürü. Yürü git içine. Ben 42 lira düşmüşüm. Ben bunu mu buluşuyorum? Ben bunu bırakır mıyım daha ya? Benim canım ya. Benim huzurum. Bu beni insanlara sevdiren. Bu benim insanları sevdiğim. En önemli şey Bu benim bu. her şeyim. Ben senin paranı ne yapayım? O paranın sahibini bulmuşum. Ben senin dünyanı ne yapayım? Ben dünyanın sahibini bulmuşum. Trump. Sen önce kendini bul. Koltuğun senin olsun. Ben padişahı bulmuşum. Hiçbir yere sığmayan şu aciz insana hiçbir yere sığmayan öz. Yani ismine ne derseniz deyin. Allah dersiniz, U dersiniz, enerji. Ya ne derseniz deyin yani. Bakın onun ötesinde hiçbir şey yok. Eğer ki sen bir bilinç sıçraması yaşayacaksan, bir astral seyahat veya bir işte boyut atlaması yaşayacaksan, bunu yaşayacak olan yine sensin. Yani senin boyutlarındır. Yoksa birileri işte gel seni boyutta oraya çıkaralım, buraya çıkaralım. Hayır. Niye sen çıkarıyorsun ki? Sen balık yemeği değil kardeşim. İnsanlara balık tutmasını öğreteceksin. Niye? Bir daha gelip kapını çalma. Abi ne oldu kardeşim sana demesin. Balık tutmayı öğret. O da bilmeyenlere balık tutmayı öğretsin. Kurnaz. Niye öyle yapmıyorsunuz? Öğretmiyorsunuz. Balığı kendi tutsun. Gitsin insanlara da tutmayı öğretsin. Keçecili çırağı gibi yapmayın bize yani. Hem öğrenmiş hem de anasına öğretmiş. Hayda olsun insanlara. Ha kazan. Kazanmana bir şey demiyorum. Kazan. Helal hoş olsun. Hakkınızdır. Ama kardeşim önce bir bütüne katkıyı düşünün ya. Nedir yani önce bana önce bana. Hani uyanmıştın? Bana uyanmış demeyeceksin o zaman. Ben bir gariban sana abi benim 100 liram var 200 liram yok kitap ver dediği zaman bir gariban ya yok o olmazsa olmaz. Hani simülasyondu? Hani rüyaydı? Rüyada niye pazarlık yapıyorsun adama? Versene güzelliğini. Hani dağıtmak güzeldi? Hani paylaşmak güzeldi? Sen yapmıyorsun. Ey uyanmış insan. Bana gelsin diyorsun. Yani bu oyunu ben tek oynayayım. Niye o karşıdaki de mutlu olmasın? Bakın karşı tarafı mutlu etmeyen yanındaki özleri kim olursa olsun tanıdık akraba onları mutlu etmeyen onlara gönülden elini şu cebine atıp şu akrebi çıkarmayan vermeyen yok mu? Hayatta hayatı boyunca gerçek huzura eremez. Gerçek cennet, gerçek huzur bence dağıtmaktan geçer kardeşim. Ben dağıttıkça mutlu oluyorum şu an. Aktardıkça mutlu oluyorum. Ve hadi bazıları der ki ya anlatmayın sırları kesilir falan. Yalan. Ben anlattıkça artıyor. Hatta bazı diyor ki sigara engel mi? Hayır. Hiçbir şey de engel değil kardeşim uyanışa. Hiçbir şey. Uyanış din mi dinler? Uyanış bilmem içki mi dinler? Uyanış bilmem ateist mi dinler? Vallahi kim de çıkarsa da çıkıyor kardeşim. Uyanış öyle bir şey ki kim de çıkarsa da çıkar. Yok sigara mı engellermiş? Yok bu mu engellermiş? Hayır. Hiçbir şey de ne engeller? Hatta sen paylaştığın zaman hani ilmini ne oluyor biliyor musun? Aslında kendime iyilik yapıyorum. Niye? Bak mümin zeki olur. Hani boşalt ki beyni. Yenisi gelsin. Bak. Ben paramı da kazandım. Oo, da kazandım. Evet. Şimdi ben bunları aktardım değil mi? Kapandı. Oturacağım böyle yok mu? Gelecek. Ali Demir diyecek. Çok güzel anlattın da diyecek. Bunlar da vardı değil mi? Aa, şimdi hatırladım diyeceğim. Hazreti Muhammed de bu yüzden günde 70 defa istiğfar ediyordu. Yani bir üst boyutu görünce değil mi? Ama insanlar ne anladı? Günah işlediği için istiğfar ediyor. Hayır. Ben de istiğfar ediyorum. 70 değil, 77 bin kere istiğfar ediyorum ona. Niye biliyor musun? Bilmiyorum daha. Bilmiyorum. Bir bakıyorum bir açılım oluyor var ya. Benim aklım başımdan gidiyor ya. Ali Demir diyor. Sen gizli hazineyi buldun da. Neler var biliyor musun daha onda? Diyorum neler var? İşte sen buluyorsun ya böyle diyor. Ben bulundukça aranan, arandıkça bulunanım. Sen bana öyle bakma. Ben Of. genişledikçe ne biliyor musun dostum? Of çok O da güzeldi. genişliyor. Bak. Ne diyorlar? Evren genişliyor diyor değil mi? Niye evren genişliyor sizce? Çünkü sen genişliyorsun sen. Bak bu ilmi aktardığım anda genişleme oldu beyinde. Ne oldu? Kainat genişledi. Kainatın genişlemesi eşittir insanın genişlemesidir. Sen daralırsan kainat durur. Sen genişlersen kainat genişliyor. Ve kainat geliştiği için de teknoloji ilerliyor. Teknolojiyi var eden bizim bu yaptığımız sohbetlerdir. Buna emin olun. Neden biliyor musunuz? Dünyaya burada O bilgi yayıyoruz kadar şu an. Bütün değişik. dünyaya. Şimdi bunu ben hissettim biliyor musun? Bütün hücrelerim hissetti. Evet. Bu ülkeye, buraya hiçbir Olmaz. şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bütün hücrelerimle biliyorum. Çünkü bu sohbetler her yerde, Tabii ki. herkesi, bizi dinleyenlerden Tabii ki her yere dostum. beyinlere akıyor. Ya bunu anlatmak çok zor ki insan anlayamaz. Tabii. Benim bütün Evet. hücrelerim bildi diye bir şey oldu şu an bunu yani. Gerçekten. Hani şöyle işte şey yapıyorlar ya aslında hani
Nasıl anlatayım bunu? İşte koronayı şey yaptılar, işte aşılar, insanları uyutmaya çalışıyorlar. İşte karanlık, o hepsinden işleyen Tabii yaradan onun tabii, ama fikriyle oyun böyle konuşmak kurulduğu için. istiyorum. Oyun böyle kurulduğu için bir uyanan bir uyanmayan bu. Karanlık Yani en oyunu. tepede zaten teklikti, ama işte hani anlatabilmek Tabii. için biraz öyle anlatıyorum. Oyun, çünkü alt üstte Tabii. teksin ama altta oyun var. O dolayısıyla hani bu pahalılık şu oluyor, bu oluyor. İnsanlar işte nüfusu azaltmaya çalışıyorlar. Bir program var ya orada. İşte bizim bu konuştuğumuz her Tabii şey ki. onun üstüne çıkıyor Tabii ki. yani. O Dert mi kaldı? onu Keder mi hissettim. kaldı? Borcun mu kaldı? Sen kimsin ki borcun kalsın? He? Kim olduğunu öğrendin sen. Kim olmadığını öğrendin. Ey insan. Sen mi var mısın ki sen hala birilerini dert ediyorsun? O bunu yaptı, bu bunu yaptı. Sen var mısın? Hani der ya, sen var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun? Sen var mısın ki hala şuyu arayayım, bunu arayayım diyorsun? Sen sende arayanın kim olduğunu bil önce. Sen sende var olanın kim? Sen sende vücut bulanın o kim olduğunu bil. Tamam mı? Ayağını üst üste atarsın, akışta yaşarsın. Ama bu da tembel tembel oturmak değil. Zaten sistem senin önüne vazgeçtiğin anda her şeyi getirir zaten. O zaman da ne yaparsın? Fırsatlarını değerlendirirsin. Hem huzurlu hem mutlu. Vallahi ne uyandırılacak kimse vardır, ne de uyanmış kimse vardır. Bakmayın yani biz öyle konuşuyoruz ikilikten. Sadece o vardı, kendini hatırladı şimdi. Hatırlayışa da biz kıyam diyoruz, uyanış diyoruz. Bak uyandı, kendine geldi. Şimdi o kendine geldiği zaman ne yapıyor biliyor musun şu an? Şimdi bak, kuş tamamlanacak ya, Simurgh kuşu. Önce o kuşu tamamlaması lazım. Kuş diyelim ki ne, başı hazırlandı şu an değil mi? Kollar yok. Baş var, beyin var. Diyor ki size, ey Simurgh, gel kolum ol ya sen de. Sen kanatla gidemem. Sen de gel diye kolum ol. Hadi Simurgh'u oluşturalım beraber. Voltron'u oluşturalım işte. Siz olmazsanız ben olamam. Siz gelmezseniz ben yokum. Yarım kalırım. Anlatabiliyor muyum? Birlik bilinci işte. Vahdet. Teklik. Sen ayrısın. Sen ayrı bir Allah arıyorsun. Öbürü Nirvana'yı arıyor. Öbürü Miracı. Niye teklikte buluşmuyoruz? Can olmakta. Böyle bir. Bırak bütün arayışları. Bırak kitapları. Her şeyi bırak. Sohbet et abi. Gel sohbetini et. Sohbetimizi edelim. Yemin edebilir. Bak yemin de etmem ben öyle şeylere. Bu sohbet yok mu? Bırak ya. Ottan böcekten bahsedek. İnsanlarda devrim yaratır beyninde. Anlatabiliyor muyum? Neden? Sözler canlı canlı. Bakın yine söylüyorum. Ego olsun diye söylemiyorum. Ego benim ayaklarımın altındadır. Eğer ki varsa ki bizde bir kibriya, o kibriya da onun kibriyasıdır. Eğer görüyorsanız ego, kibriya ona aittir. Ali Demir'de değildir. Varsa bir kibriya, kibriyanın sahibi de kibriyadır. Kendidir yani. Ali Demir değil. Sadece Ali Demir hadi bir vasıta olsun diyelim öyle konuşuyor yani. Ortaya bir şeyler atıyor yani. Kimine göre saçmalık, kimine göre inci. İşte yani herkes alan alacak işte kendine. Yani bu sohbeti herkes kendi bilincine göre alacak. Hazır olana zaten nokta atışı. Hazır olmayan birazını anlayacak. Öbürü biraz daha fazla. Ne olacak? 3 gün sonra, 5 gün sonra bir sohbet daha hemen bir üstü gelecek. Bir üstü. Bu bir eğitim sürecidir. Bir kere de kalkıp 100 GB'lık telefona 1 milyon GB yüklesen ne olur? Patlar. Bir eğitimdir. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite. İlkokuldan hemen üniversiteye atlayamazsın. Yavaş yavaş. Dün çok, yani daha sorulara gelemedim. Orada bir sürü sorular var. Kaç tane bakamadım. Bakışlar Daha mı kendi sorularımdan. Çünkü çok onlara bakacağım. Merak etmeyin diyor? arkadaşlar. Soru bölümüne yazdıklarınızı kapatmayacağım. Lütfen. Herhalde İstediğini vaktimiz var sorabilirsin dostum. zaten. Kardeşlerimiz de sorsun. Fark etmez. Şimdi önce ben. Tamam. Dün konuşmuştuk. Şimdi bunu çok etkilendim ben. Hani Allah orada dedi ya, hani bu bildiğimiz şeyler ama bunu böyle senden duyup böyle özden gerçek duyunca böyle iyice İmanın böyle daha yükleniyor. derinine İman ediyorsun bu. içine giriyor. Şimdi karşıda dedi ya Allah, Ayman'dan da doğuran. Bu tüm Tabii gün ki. Tabii kulaklarımda ki. çınladı benim bu bugün. Hı? Dünkü akşam konuştuk. Şimdi tabii hayatım konuştuktan sonra hayatımda olan bazı şeyler gözümün önüne geliyor. Sıkıntılarım, yaşadığım olduğum sıkıntılar, karşımdaki insanlarla, işte bazen annemle Evet. enerji sıkışmaları olup karşılıklı bazı şeyler oluyor ya. Direkt şunu, onu fark edip onun idraka gelince, bilgi İdrak. değil. Yani idraka gelince durup da dedim ki, yani işte bir şey olunca bu insanla
ne kadar oyunumda derine inmişim ve hiç anlamamışım. Ben bu insanla, bu kimliğimin, bu korkusuyla onunla bir enerji bağı oluşturmuşum. Buradan bir adım geri çıkıyorum ben. Bunu Rengin vardı benim arkadaşım, onunla da konuşurduk. Çok hepsi birlikte olunca çok derinleşiyor. Bu bir adım geri çıkıyorum ve o sana da haksın dediğim zaman bütün sahne düşüyor. Yani ben başka bir videomda da söylemiştim. Estağfurullah, Uzatmayacağım, sana estağfurullah. sözü bırakacağım. Ama çok yeri geldiği Estağfurullah. için, Şimdi çünkü sen güzel konuş konuşuyorsun. istiyorum sevgili Ali. Hani bir başka videomda vardı ama işte herkes her video izlemiyor. Çok fazla olunca hiç bu bilgilerde değilim. 15 yıl önce böyle bir boğazıma bıçak dayandı. Birisi dükkanıma geldi ve boğazıma bıçak dayadı. Hani para ver falan diyecekti bana herhalde. Ne varsa ver diyecekti. Karanlıkta böyle dükkana girdi. Ve bir an ben şok oldum. O zaman da 15 yıl önce hiç bu bilgiler yok. Ama kendi içimde, kendi şuurumdan açığa çıkan bazı şeyler olduğumu, dışarıda bir şey olmadığını, bilgisi, sadece bilgisi vardı. Ve bir an o şoklukta bıçak boğazıma dayanmışken dedim ki, ya o da Allah dedim bir an. Çocuk bıçağı bırakıp koşa koşa abla özür dilerim deyip, ben niye bunu yaptım bilmiyorum deyip kaçıp gitti. Şimdi bunu seneler sonra, bunun derinliğinin ne olduğunu anlatıyorsun mesela. Oldu işte. İnanılmaz güzel bir şey bu. Yani herkes şimdi buradan yayılsa bu bilgiler, herkes bu inançla karşısında Allah var ve sen aslında bir kimliğini bırakmak üzere, bir korkunu bırakmak ve şu kimliğini bırak da artık bana dön diye Benim. karşısındaki insan rolünü oynuyor. Bunu fark edip bir adım geriye çekilip bakabilsek, hani bunu antrenmanla birden olmuyor. Benim hayatımda böyle antrenman. Ne kadar güzel bir şey. Ve mahkeme salonuna bağlayacağım burada. Yani şimdi mesela koğuşlarda kendi kendini mahkemeden, aslında hani teklikten konuşmuyorum şu an tabii ki, ikilikten konuşuyorum ama hani o insanların hepsi mesela kendi kendilerine oraya şey yapıyorlar ve hani dedin ya çok etkileyici, mahkemeye girdim, hakim de bendim. Oradaki Hakikat bu. hakim de bendim. Hakikat bu. İşte bunu bir derin idrakında herkes kendini affetse, bu rüya alanında her şey ve her şey ondan işleyen, kendi o kişilikten, o kendini ben bunu yaptım, ben kötüyüm, işte o karmalardan, o şeylerden bir özgürlüğe, nasıl büyük bir özgürlük bu bilinçler yayılsa. İnanılmaz güzel. Bunu hayatına uyguladığında buradan yayılıyor her yere. Muhteşem bir şey. Ay, ben Estağfurullah, çok konuştum. teşekkür Özür ederim. dilerim. Bazen oluyor, Şimdi yapıyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün yazıların hepsi şu an dünyada yaşanıyor zaten. Mesela diyor ki, onları diyor biz mahkemeye çıkartırız diyor. Tamam mı? Ağızlarını mühürleriz diyor. Elleri konuşur diyor. Ayakları şahitlik yapar. Bakın şu an Türkiye ve dünyadaki bütün mahkeme salonlarına bakın. Çünkü ben biliyorum yargılandığım için. Hakim hiçbir zaman ağzına bakmaz, ellerine ve ayaklarına bakar. Çünkü dedi ya, ağızlarını mühürleriz, elleri konuşur, ayakları şahitlik yapar. Çünkü o hakimin kendisidir Allah zaten. Bu yargılama burada oluyor zaten. Yani anında yapılıyor her şey. Ahiret değil mi? Ahiret. Ahiret nedir? Bunun bir saat sonrası bizim ahiretimizdir zaten. Nerede karşılaşacaktık günahlarımızın cezasını? Ahirette. Bakın bir olay yapıyorsun, polis geliyor alıyor, ahirette cezaevindesin işte. Cehennemdesin. Böyle görmek lazım. O gardiyanlar melek. Malik. Sevap, günah, cennet, cehennem. Bunu birazcık Hepsi daha... burada. Sevap mı? Mesela bugün Türk Ceza Kanunu nedir? Kuralları var değil mi? Kırmızı ışıkta geçme diyor. Geçmeyeceksin. Yani uyacaksın kurallara. O kuralı katan kim? O kuralı katan da öz değil mi? Sevap nedir mesela? Birine bir iyilik yaptın diyelim değil mi? Mesela birine Ramazan ayında bir kolu yaptırdın gönderdin değil mi? Senin sevap ne biliyor musun? Senin enerjinin yükselmesidir. Yani enerjinin bir üst boyuta çıkman demektir. Ve o da sana haz veriyor. Neden insanlar iyilik yapınca mutlu oluyor? Çünkü enerji akışı geliyor ona. Peki neden birinin kalbini kırdığında daralma oluyor? Daralma. Sen o kişinin olumsuz enerjisini, can sıkıntısını, günahını alıp sen içine alıyorsun.
Sen alıyorsun ve burada oluyor zaten. Diyor ya, biz onların günahlarını onlara yükleriz. Sen zaten birine haksızlık yaptığın anda otomatikman transfer gerçekleşiyor. Onun enerjisi sana geçiyor. Ne ya, canım sıkılıyor. Niye? Çünkü sen zarar verdin. Ne zaman silinecekti? Cennette. Cennette. Kin var mıydı? Nefret var mıydı? Yok. Ama senin cennetinde şu an kin var. Ne var? Affedilme var. Hemen ne yapacaksın? Gideceksin, özür dileyeceksin. Hakkını helal et diyeceksin. O da yürekten affedecek seni. Öyle. Hadi affettim değil. O kişi seni affetti mi? Ondan sonra sen de kendi kendini affettin mi? Kendi kendini severek böyle. Affettin mi? Cennettesin. Çünkü cennet kendinin bilincinin içindir zaten. Burada birine karşı kin, nefret. Şu bunu yaptı, bu bunu yaptı. Asla o kişi cennet bilincine giremez. Bir resim gibi silinip gider. Özün yanında onun o umrunda bile olmaz. Öz dediğimiz böyle bir et kemik cisim değildir. Özde vicdan olmaz. Özde sadece kendini bilmeni ister. Bilmedin mi? Bak. Mezarlıkta gübre oldular hepsi. Kimdi onlar? Sakıp Sabancı. Nerede Sakıp Sabancı? Gübre oldu gitti. Öbürleri nerede? Hepsi. Çiçek oldu. Toprak attın gül oldu. Gübre olur. Ama öz için önemli olan bilendir. Öz için önemli olan kendini bilen insandır. Kendini bilmeyen, hani bu bir hani şahıs olarak algılanmasın yani. Acaba kin mi yapar bize? Acaba niye? Hayır. O saf bir bilinçtir. Onun için bir gülün mesela yeşermesi önemlidir. Veya bir annenin doğurması önemlidir. Yani mesela bir anne mesela bebek doğurdu ya mesela. Asıl varoluş görevini yerine getirdi. Bir baba evladını yetiştirdi mi? Asıl varoluş görevini nasıl yetiştirmesi lazımdı? Edepli, saygılı, haram yemeyen, bunu yapmayan. Ha, öbür taraftan yaptı. Hani karanlık bilinçten yaptı. Hiç sıkıntı yok, sen bekle. Hemen ona bir enerji, can sıkıntısı. Beden kabrin içinde kabir sıkıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Yanında eşi var. Eşi kurtaramıyor. Canım ne oldu? Ya dur hele ya Allah için, ya ben bir sıkıntı var. Ne diyor o sıkıntı? Sen kalp kırdın kardeşim. Allah'ın kalbini kırdın. Ben göklerde zannettin onu. Gideceğim de beni affedecek. Tövbe edeceğim. Muhammed'e komşu olacağım. Çok olursun sen. Burada Allah'ı göremeyen, burada Muhammed'i göremeyen. Öbür tarafta mı görecek? Öbür taraf neresi? Öbür tarafta. Bura, bura, bura. O yüzden ben şunu biliyorum. Pozitif olacağız. Yani bu az önce dedim ya, Pollyannacılık değildir yani. Gerçek söylüyorum. Pozitif olacağız. Helalleşeceğiz insanlarla. İyilik mi? Ya dağıttıkça gelir ya. Korkmayın ya. Dağıttıkça gelir kardeşim. Sen buranın bir simülasyon olduğunu bilmiyor biliyor. Mutlu et işte canlarını ya. Hiçbir şeyin yoksa kelamınla yap ya. Hiçbir şeyin yoksa başını okşa. Baktın bir gariban geldi. Ya senden 200 lira de neyse sen 50 lira ver, bir şey olmaz. De ya. Hiç kaybetmezsin ya. Yani demek istediğin ne biliyor musun? Geleni geri çevirmeyin ya. Kelamınızla olsa bile. Hadi git Allah versin. Burası sen vermesen Allah nasıl verecek? Sen vereceksin ki Allah vermiş olacak. Geliyor dilenci. Ya bunlar sahtekardır. Allah rızası için ver. Git kardeş diyor. Allah versin sana. Baba Allah nasıl verecek? Sen vereceksin. Sendeki Allah vermiş olacak. Başka hangi Allah verecek? Ama yok sen, ben karanlık birinci seçiyorum dersen de acılar içinde kıvranırsın, kıvranırsın, kıvranırsın. Bu yol gönül yoludur. Bu yol sevgi yoludur. Bu yol empati yoludur. Bu yol vicdan yoludur. Bizim tek dinimiz budur. Adalet, hak, hukuk. Ve ben eminim, bak eminim, çok az bir zaman kaldı. Bu dünyanın hepsinin sınırlarını kaldıracağına ben inanıyorum. Hiçbir sınır kalmayacak. Hiçbir kanun kalmayacak. Tek bir kanun kalacak ve hiç kimseye yasaklama olmayacak. Sen bana bakacaksın, sen, ben. Sen, ben. Bizi zaten. Ya kim kime hakaret edebilir ki ya? Çocuk daha anaokulundan itibaren, bak çocuk özsün ha, tamam mı? Çünkü din yok. Kitaplar kaldırılacak. Sen kimsin? Özsün. Nereden geldin? Özüm ben. Senin baban kim? Benim özümdür. Gördün mü? Benim Rabbim benim babammış. Ha, anladın? Anne baba kimmiş? Doğuran. Benim annem aydır, babam da güneştir. Yıldızlar da bizim çocuklarımızdır. Gökyüzündeki çocuklar yok mu yıldızlar? Hepsi bizim çocuklarımız. Bu güneş yok mu güneş? Gördüğünüz güneş. O erkek babadır işte. O ay kimdir? Ay da annedir. O yüzden erkek sıcak olur, kadın da narin olur böyle. Ve bu gökyüzündeki yıldızların hepsi bizim çocuklarımızdır. Ve aslında biz gökyüzünden burayı izliyoruz, biliyor musun? Buradan gökyüzünü değil. Kendimizi izliyoruz böyle burada. Böyle akışta işte dökülüyor. Hiçbir yerde konuşmadıklarım da dökülüyor. Yani o da size kısmet. Yani bu yayına kısmet oldu. O da sizin o samimiyetiniz yani. Vallahi inanın. Bir de gelen değerli kardeşlerimiz. Yani bunu söylüyorum yani, helal haram konusu
Yani şu kitapta bunu yazıyor, Allah'tan korkuyorum, bunu yapıyorum değil kardeşim. Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Bitti. Bitti. Dört kitap da budur kardeşim. Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Sana yapılmasını, davranılmasını nasıl istiyorsan sen de öyle davran. Birisi gittiğin zaman ayağa kalkmasını, saygı göstermesini mi istiyor? O zaman geldiğinde ayağa kalk, saygı göster. Birisinin işte eşinin seni çiçekle mi veya öpücükle mi karşılamasını, ha sen de aynısını ona yapacaksın. Birisine seni gördüğünde aa kardeşim nasılsın demesini mi istiyorsun? Sen de diyeceksin ki aa kardeşim nasılsın canım benim. Bu bir rol değildir. Tam irfaniyet budur işte. Şeriatçının yanına mı gittin? Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? Vallahi namaz vakti namaz. Kılalım mı? Tabii ki kılalım. Hemen gideceksin. Allahu Ekber. Abdest. Ben abdest almışım kardeşim merak etme. Hadi. Kılalım. Ne oldu bak? Sevdi. Bak aa bizden biriymiş. Hemen gittin ateistin yanına. Tabii ki kardeşim benim. Ben seni anlıyorum. Saygı da duyuyorum size. Eyvallah. Tabii sen de bir arayıştasın. Hiç sıkıntı yok. Bak ne oldu? Dost kazandın. Ama kalkıp şeriatçı. Ya öyle şey olur mu kardeşim? Her şeyi şah damarında görüyorsun Allah. Öyle şey mi olur? Allah öyle mi arandı? Ne oldu? Düşman kazandın. Niye sistem bozuyorsun? Öz sana ne diyor? Akıllı ol Ali. Şeriatıma karışma. Dinsizime karışma. Ateistime karışma. Deistime karışma. Fatih yüreğime karışma. Eşcinselime karışma. Karışma. Onları da ben deneyimliyorum ya. Sana ne ya? Senin yakıştıramadığını diyor. Ben eşcinselde deneyimliyorum. Ey Ali. Kendini mi çok beğeniyorsun? He? Fatih Yürek de sensin. Bülent Ersoy da sensin. Ama Muhammedül Emin'in o şuuru bilinci de sensin. Hadi kendinden ayır. Şeytan da sensin. İblis de sensin. Firavun da sensin. Evet. Ama kardeşim bildin artık bunları ya. Bıkmadın mı bu hayattan ya? Acı, çığlık, dert, kriz, borç, şu, bu. Niye böyle oldu? Niye bu böyle oldu? Çünkü bu imtihan sürecinde bunun böyle olmasını öz diyor ben istedim böyle. Ama artık ben bu sistemde diyor doyuma ulaştım diyor. Yani bu iyi kötü güzel çirkin yani işlenmedik günah bırakmadım diyor. Yaşadım hepsini. Tattım ve kendimi de bildim artık. Ve artık şunu da söyleyeyim. Tanrısal bir insan ortaya çıkıyor şimdi. Tanrısallığını kavramış insanlar. Gerçekten. Tanrısallığını kavramış ve Evet. artık telepati yoluyla birbirleriyle konuşacak herkes. Hiç böyle gerek kalmayacak. Hatta şunu böyle söyleyeyim mi? Şu anda telepati yoluyla konuşuyoruz zaten. Gerçekte bir telefon yok şu an burada. Dilimiz bile yok. Evet, şu an Evet, bu da konuşuyoruz çok zaten. güzel. Yan yanayız. Rüyadaysa kendi rüyanı düşün. Aynen. Gece rüyanda nasıl oluyor her şey? Şimdi mesela ben bir derinleşsem, onu Bitti. hissetsem Bitti. rüyadayım. Sen de rüya Bitti. işte telefon yok Aynen. arada. Var Aynen. zannediyoruz yani. O kadar. Şu sohbeti İşte rüya olarak düşünmüşlerimiz. bu iş Rüya böyle. olarak düşünsün ama gerçek rüya. Bakın Ali Demir, Hande konuşuyor, sohbet ediyor. Rüyadasınız. Sohbet ediyoruz kendi kendimize. İşte siz busunuz bu. Başka bir şey olamazsınız zaten. Siz busunuz. Ve Evet. o kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. Olduğunuz gibi ya. Esmersin, kıvırcık saçlısın. Uğraşma. Sen sensin. Kendini sev ya. Ya bak, ne yapayım ben? Şimdi Brad Pitt mi yapayım kendim yani? Olmuyor. Halini kabul et ya. Rıza göster. Ve tevekkül diyor ya. Tevekkül et. Hani güveniyordun Allah'a? Hani iman ediyordun? Hani diyordun onu yaparsa hayır ver şer Allah'tandır diyordun? Niye şer gelince kayış atıyorsun? Hani diyordu hayır bak. Amentü billahi diyorsun. Hayır ve şer Allah'tan diyorsun. Bu sefer şer gelince de vay niye o böyle yaptı? Ben onları da ben de yapacağım. Hani iman ettin? Hayır ve şerin Allah'tan olduğuna. Allah da şer gönderdi. Ya ben onu kabul etmem. O zaman kusura bakma. Sen Müslüman değilsin. Sözde Müslümansın sen. Gerçek Müslüman ne olur? Kabul eder. O da geldi haktan, o da geldi haktan ama tedbirini de alırsın. Gel sırtıma bin de demezsin yani insanlara. Bu irfaniyet değildir. Tabii ki kendini de savunursun ama özde bilirsin onun can olduğunu, kendini bilmeyen öz olduğunu bilirsin. Özüne sahip çıkarsın. Bir evlat gibi. Çünkü bilmiyor. Annen de kendini bilmiyor. Anne Allah nerede? Göklerde. Tamam annem benim. Allah kabul etsin inşallah. Bilmiyor. Hemen ona bürüneceksin. Tamam annem benim. Çok güzel. Devam. O hakikat budur, hakikat budur, budur. Hayır. Yanlış. Biz düştük. Ya bizi de uyardı. Ne yapıyorsun sen dedi. Baban da annen de öyle kalmak istiyorum abilerinde. Sen neyin derdindesin dedi. Kendine bak. Valla kendine bak dedi ya. Öyle Ben kalmak öyle istiyorum kalmak sana istiyorum ne? tabii diyor. Aslan da aslansam çakal da çakarım. Trump da Trump'sam onda uyum. Sana ne? Sen bir kendini bul. Daha kendini bulmadan bile kalkmışsın. Bir de keçecinin çırağı gibi bir de milleti düzeltmeye çalışıyorsun. Sen bir dur hele. Kendine bir gel. Sakinleş böyle. Ondan sonra zaten sistemi ben senin karşına çıkartacağım zaten. Sen istemesen de. Seni ben ekrana atacağım zaten.
Vallahi ben de dedim sana bırakıyorum o zaman. Bıraktım işte, o da sürüklüyor götürüyor işte. Bıraktım ama gerçekten iman ettim. Bıraktım. Ne yapıyorsa yapsın yani. Bana ne? Kendi değil mi zaten? Aynen. En büyük rahatlık bu değil mi? Hiçbir şeye takmazsın. Suçlama biter, Lan affetme biter bu söylediklerinden böyle. Yani ne yapayım ya? Benden işleyen o yani. Ne yapıyorsa o yapıyor yani. Benlik bir şey yok ki, ne yapayım? Öyle yaptı yani falan gibi olursun. İnsanı kamil sözleri söylediğin her şey. evet. Şey, Evet. devam edeyim mi? Evet. Şimdi teklikten konuşmak ya da ikilikten konuşmak olarak nasıl söylesem, dünya hayatı, ahiret hayatı, sırattan geçmek, mahşer, hepsi bu bedende, bu kişide, herkes kendi Tabii ki. üstünden düşünerek teklikten konuşursam, yani önceleri dünya hayatından o hiçbir şey bilmediğimiz ve hiç uyanık olmadığımız, fark etmediğimiz yer dünya hayatı. Doğru Aynen. mu? Bedendeki. Yani işte senin hapse atıldığın ana kadar, Tabii oraya ki. kadar Ondan sonra dünyadaysın. bitiyorum. Dünya hayatında mısın? Yanına Dünyada. kadar. Dünya hayatındasın. Hapise atıldığın Evet. yer, Tabii ki. kabre girdiğin yer. Tabii ki öldü. Ben öldüm Yani zaten. Niye? öldüğün Şu yer. an bir ölüyle Hani konuşuyorsun. Tamam. dirilme. Ben ahiretteyim şu an. Frekansım şu an ahiret frekansı. Dirildim de. Ahiret frekansında konuşuyorum. Beden aynı ama asla ben dünyada değilim şu an. Frekans olarak boyutum orada çünkü. Bedensel girerim içimde, çıkarım. Tercih bana bırakılmış yani. Gir konuş. İstersen sus. Kapat. Hiçbir şey anlatma. Burayı iyi idrak etmek lazım. Ahiret frekansında. Yani frekans olarak ben ahiretteyim şu an. Ama beden olarak yan yana oluruz, tokalaşırız, o ayrı bir şey. Ama asla ben bir daha o dünyaya dönemem. Dönemem yani. Bitti çünkü. Benim oradaki sürecim bitti artık. Ama nedir? Uyarmak için gelirsin, dersin ki ayık olun, kendinize gelin. Bu böyledir. Muhammed'i şuur dedikleri işte bu. Kafasını da kırdırır, anlatır ama. Ama sonunda da din, İslam din olur değil mi? Sen İslam olursun. Yani dini tamamladım dediğin yok mu? Ben dini şimdi tamamladım dedi ya, uyandığın andır işte. Din tamamlandı. Halife halife olduğunu bildi. Mehdi geldi, Deccal'i yendi. Sen de ama. Sen de. Her şey sizde. Çok hepsi bedende. Yani işte zihni anlamak böyle bir şey. Hani gece yattığındaki rüya gibi, bir anlık bir rüyanın içinde bütünde ve zamanda Evet. yaşadığını zannediyorsun. Halbuki anın içinden yayılan görüntülerden ibaretsin. Ben de okuyor, sen karşında olunca şaşırıyorum Yok kendime. sorun değil. Aynen doğru bak. İnsanlar nasıl anlasın biliyor musun? Benim düşünceme göre. Şu şekilde düşünsünler. Daha kolay olur. Daha kolay olur Zamanı, anlamaları. anı. Şimdi farz edin siz gece bir rüya görüyorsunuz. Rüya. Rüyanızda bir malikanenin içindesiniz, zenginsiniz. Bir hayatınız var böyle. Veya dağdan aşağı atırıyorsunuz, acı çekiyorsunuz. Bu rüya. Gerçek zannetmiyorsunuz. Gerçek. Zenginlik de gerçek. Değil mi? Ne zamana kadar gerçek bu peki? Sabah uyanana kadar. Sabah bir uyanıyorsun. Aa, malikane yok. Dağdan da düşme. Al, ne oldu bana ya? İşte uyanış budur. Aynı burada, yine bu dünyada nasıl ki sabah biz kalktık uyandık ya rüyadan. Uyandığımız gibi ikinci rüyaya uyanıyoruz. Hepsi bu. İkincisindeyiz şu an. Ama ahirete geçiyoruz ya. Üçüncü rüya. Yani her uyanış bir rüya. Bir level atlama gibi düşünün. Birincisi anaokulu diyelim. Şeriat bilinci. İlkokul ya. İlkokul. Ama bak milyonlarca insan ilkokulda takılı kalmış. Bir çık oradan. Bir gel bakalım. Ortaokulu var, lisesi var, master'ı var daha bu işin. Aynı kişisin ama. Sabah kalktığında, uyandığında, rüyaya uyandığına iman edeceksin. Bu bir rüya. Bu hayat bir rüya. Rüyadasın. Uyandın değil mi? Öldün. Yine rüyanda oldu. Baban öldü, sen öldün. Hepsi rüyanda öldü. Baban da sensin. Annen de sensin. Ölen de sensin. Doğan da sensin. Ne doğan ne ölen olmadığı halde. Rüyada doğum ölüm mü olur bir kere? Rüya. Kainat da senin bir rüyan. Ali Demir? Ali Demir'i de işte rüyanda görüyorsun. Üçüncü frekansa geçmeye çalışıyorsun işte. Çünkü sıkılıyorsun orada. Yanıyorum diyorsun. Dua ediyorsun. Gel diyorsun. O da Hande'nin aracılığıyla geliyor işte sana. Daha nasıl bir Allah bekliyorsun? Nasıl bir öz bekliyorsun? Nasıl bir evrensel bir nirvana bekliyorsun? Yok kardeşim yok. Hande'den anlatır size bunu. Ali'den anlatır. Yani böyle anlatır. Bu sizde var zaten.
Rüya olduğunu kabul etmeyen kişi uyanamaz. Yok benim çocuğum var. Yok benim eşim var. O olur mu ya? Ben nasıl rüya göreyim? Vallahi rüya billahi rüya. Sen bir rüya olduğunu kabul et. Hazreti Muhammed ne diyor? İnsanlar uykudadır diyor. Ölünce uyanırlar. Boşuna mı söylemiş adam? Sahih hadisi. Siz diyor ölmeden evvel ölmeye bakın diyor. Niye diyor ölmeden önce ölün? Adam biliyor. Gerçek kıyametin bu olduğunu. Ölün ki diyor bir an önce. Kendinize gelin. Oyunu çözün. Yoksa Hazreti Muhammed bugün yaşadığımız dini anlatan adam değil. Bugün yaşadığımız bu dine savaş ilan etmiş bir adamdır. Kaldırın böyle şeyler. Nedir bu? Göklerde arıyorsunuz bilmem ne. Ama ne yapıyorlar? Bak Hazreti Muhammed sanki bu hayatı bunu anlatmış adam gibi yansıtıyorlar bize. 1400 yıldır. Niye geri kaldı insanlar? Böyle. Ama bu bilinçte o sahanda kardeşim, şu bilinçte çocuk var ya, bilim adamı olur, profesör olur. Niye? Korktuğu kalmadı artık. Hiçbir şey, sadece kendi. Kendi de öz. Annesi de öz. Patronu da, hepsi öz. Hep böyle özgür insanlar, bilinçli insanlar, akıllı insanlar. Ne güzel bir hayat çıkar ortaya. Ama bu yani ne bileyim yani, bu bütün hepsi için söylüyorum yani, bu din anlayışları yok mu? Ya bunların sonu geldi yani. Bunların sonu çoktan geldi. Yani Evet, şey, anlatıyor son işte. dakikaları oynuyorlar yani, son çırpınışları. Bugün cahiliye dönemi. Tamam mı? Yani Bugün Muhammed'i bilinç bugün geldi ve bugün de müşriklerle savaşıyor. Karanlık bilinç de bugün savaşıyor. O dişi bugün kırılıyor. Tamam mı? O savaşlar bugün. Hendek savaşı bugün oluyor. Niye biz ana getirmiyoruz olayı? Anda oluyor işte her şey. Yani ben ikilikten konuşmayı fazla sevmiyorum yani. İkilik zaten 40 yıldır konuşuyoruz ikiliği. Ha ikiliği örnek olsun diye bazen gireriz oraya. Ama an içinde. Herkes kimi bekliyordu dostum? Bakın burayı da söyleyeyim. Şu an dünyada Hristiyanlar kimi bekliyor? İsa'yı bekliyor. İsa'yı. Mehdi. Yahudiler kimi bekliyor? Üzeyir aleyhisselam. Müslümanlar kimi bekliyor? Mehdi'yi. Bak şimdi. Geriye dönelim 1400 sene öncesine. Müslümanlar kimi bekliyordu? Şey, müşrikler, peygamber. Hristiyanlı Yahudiler, o da diyor bizden gelecek. Hristiyanlar diyor bizden gelecek. Bak aynı. Bak Müslümanlar diyor Mehdi bizden. Yani o peygamber. Hristiyanlar diyor bizden. Yahudiler diyor. Hepsi diyor bizden gelecek. E bakın zamana getirin şimdi diye şimdi oluyor şimdi. Peki şimdi. Ha şimdi gelmiş. İçinizde. Yani sizde yani içinizde. Ve bugün o cahiliye dönemi yok mu? Bugün burada Muhammed-i Şuur ve bugün anlatıyor. Bugün diyor ki ey baba, ey anne, atalarınızın peşinden gitmeyin. Ve diyorlar ki yok diyor. Biz atalarımızı gördüğümüz yoldan gideriz. Ya şimdi yapılıyor zaten öyle. O Muhammed'i bilici, o şuura yapılıyor. İsa'ya yapılıyor. İsa her an şu an çarmıha geriliyor. Anlamadık sürece İsa çarmıhtadır. Anlamadık sürece Hz. Muhammed'in başına bağırsak dökülüyordur zaten. Kimdi o müşrikler? Bu ikilikte olanların hepsi. Bir kendileri var, bir Allah var. Ya Hepsi de tabii ki. sende. Tabii ama o İşte da sende. bu insanların, Yani nasıl bir şey? Yani hepsi şimdi burada bu sende insanların yani. dostum, bu yani bizim canlarımız yok mu? Bu müşrik yani, bu ikilik zihniyetinden çıkması lazım. Bir ben varım, bir Allah'ım demekten vazgeçmeleri lazım. Sadece Allah var demeleri lazım. Onu dedikleri anda çırpınışları biter, acıları biter, dertleri biter. Niye? E çünkü bir varlık iddia ediyorlar. Varlık yani, bir ben varım diyor, bir de ulaşacağım Allah var diyor. Ve ben de öz olarak diyorum ki hayır diyorum. Sadece o var. La mevcude illallah. La mevcude illahu. Ya yani ondan başkası yok diyorum. E o kim diyorum? E o sensin diyorum. E kimi arıyorsun? E kendini arıyorsun. E bunu anlatmaya çalışıyoruz da ihtimal veremiyorlar. Olur mu ya? Yok. Yok ya. Yok yok. Tövbe 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 de. Zındıklık yapmıyor. Dur aman. Aynı. Her şey an içinde yaşanıyor. Ama yok. İkiliye, ikilikten baktığımız zaman tamam onlar öyle gidiyor. Biz de yoldan çıkmış birileriyiz onlara göre. Ama ben teknik bilincide ya, teknikten bakıyorum yani olaylara. Ya böyle olduğundan da ben eminim zaten. Benim kendi adıma bir tereddütüm yok ama kılıçla da kimseye ya, değil mi? Dinde zorlama da yoktur yani. Biz özümüzden geleni paylaşırız. O teşekkür etmiş, o küfür etmiş, kendileri bilir yani diye. Ben bir şey demem. Ha, günü geldiği zaman zaten anlarlar, anlayanlar anlar. Şu çıkan kelamların kime gittiğini, neye gittiğini, nasıl çıktığını bilenler bilir. Bu işin ehli olanlar vardır. İzleyecek olanlar da vardır. Görürler, bilirler zaten. Yoksa ben annem veya şeriat bilincini kötü anlamda söylemiyorum ki. Müşrik demek ikilikte olan demektir. Ya kötü bir şey değil yani. Kötü bir şey değil. Bunu kötü anlamasınlar. Müşrik ikilikte yani. Bir ben var, Allah'a ortak koşan demek. Sen ve Allah yok. Sadece Allah var de. Niye diyemiyorsun ki bunu?
Sadece o vardı. Ya işte bu falan böyle oluyor işte. Hani bir misal var ya, yanımdaki Yemen'de, Yemen'deki yanımda. En yakınımızdakini anlatamıyoruz bunu. Ne yapalım? Mecbur onlara bürünüyoruz biz de. Eyvallah diyorum. Tamam kardeşim, ne diyeyim ben daha? Onda öyle kalmak istiyor. Ama bu çırpınış da onun çırpınışı. Nasıl olacak şimdi? Kişi dese ki ben hakkım. Kusura bakma da ben de batıl değilim yani. Sendeki haksa bizdeki batıl mı? Senden itiraz eden, benden de yaymak isteyen. Ya nasıl olacak? Her zaman için hak batılı yener. Şimdi iki ayet anlatayım size. İki tane ayet. Şimdi Musa Aleyhisselam ne yapıyordu zamanında? Sihirbazlar toplandı değil mi? Firavun'un sihirbazları. Ne dedi? Asanızı atın dedi. Yani sihirlerinizi atın ortaya. Hazreti Musa ne dedi? Önce siz atın dedi. Evet, işte sihirbazlar Kur'an'a göre bir şeyler yaptılar. Yılanlar mılanlar çıktı böyle. En son Allah ne dedi Musa'ya? Musa dedi. Şimdi de sen at bakalım. Musa ne yaptı? Ejderha. Hepsini yuttu. Hepsi ne yaptı? Musa'nın Rabbine secde ediyoruz dedi değil mi? Ha. Peki onu şimdiye getirelim bakalım. Musa şimdi ne yapıyor? Bakın. Bu kelamların hepsi ejderhadır. Biz nereye şimdi bu ejderhayı atıyoruz? İnsanların beynindeki yılanları atıyoruz şu an. Sihir yaptılar size. Firavun size sihirledi, büyüledi, uydurulmuş dinlerle sizi kandırdı. Ve bak bu sözler geliyor, o beyninizdeki bütün yılanların hepsini yuttu, ejderha oldu yuttu. Tertemiz olacak o beyinleriniz. Bugün değilse yarın, yarın değilse 3 sene sonra. Musa'yı gördünüz mü? Hemen İsa'ya dönelim. İsa ne yapıyordu? Ölüleri diriltiyordu değil mi? İşte Allah'ın izniyle kalk. Hayır. İsa ne yapıyordu? Şu beden kabrinde ölü olanlar yok mu? Beden kabrinde yaşadığını zanneden ölüler yok mu? Beden kabrinde. Onlara ne yapıyordu? Hakikat bilgilerini, kelamı atıyordu. Ölüler diriliyordu. Aa, uyandım. Ne oldu? Dirildin işte. İsa ne yaptı? Ölüleri diriltti. Olayları böyle okumak lazım. Biz zahirde o kıssaları bir hikaye gibi okursak hiçbir şeye yaramaz. Yusuf ne yaptı? Kuyuda yattı değil mi? Ne oldu? Kuyudan çıktı değil mi şimdi? Heh, şimdi ne oldu? Mısır'a sultan olmuş zaten. Peki kardeşleri kimdi? Kardeşleri çok 11 yıldız, tatlı. güneş ve ay. Kardeşleri de ne yaptı? Secde etti, inandı, iman etti ona. Peki benim kardeşlerim kim? Şu an 444 kişi benim kardeşim. Benim kardeşim Yusuf oluşuma iman ettiği zaman ne oldu? Ben sizin kardeşinizim ya. Yusuf'um ben, Yusuf. Ama gözleri var, görmez, kulakları var, işitme olmasın. Bu Ali Demir'in bir hezeyanı, bir egosu diye algılanmasın. Çünkü ben o zihni çok iyi tanıyorum. Öyle bir proje çizer ki kafada, ya git bu zındığın tekidir, boş ver falan dedirttirir. Ama ben onu var ya, kendimde Müslüman ettim zaten. O bana secde ediyor şu an. O çoktan Müslüman oldu. Çünkü bu Ali'yi çok kullandı o. Hani o zihni biliyorum. Dur, bak, akıllı olacak mı Ali Demir? Bir daha yapacak mısın? Yok, asla yapmam, tövbe. Hapishaneyi hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum, tamam, tövbe, bana hatırlatma onları. Anladın mı? Müslüman etsin, akıllı olacaksın Ali Demir. Vur kır dök uçu yok bitti. Peki o kim? Sizsiniz. Yusuf da sizsiniz. Ama siz kuyudan bir çıkabilseniz, o kuyudan çıksanız benim de o bir kardeşiniz olduğumu göreceksiniz zaten. Bir kardeşinizim ya. Kendinden kendine bir kardeşinizim yani. Sadece sohbet ediyorum yani. Akışta anlatmaya çalışıyorum bir şeyler ve bütün riskleri de göze alarak yani. Ne olursa olsun ondan geldiği bilinciyle. Başım gözüm üstüne. Hepsi. Buyur kardeşim benim. Güzeldi. Çok güzeldi. Yani Çok, ben çok, çok. İki denizin sabaha birleşmesi. kadar da konuşacağım, sorabilirsin ya. Benim için fark etmez. İki denizin birleşmesi neyi ifade eder? İçinden gelir mi bu? Hani orada bir şeydir ya, Evet. dilimizde. Sağ Bir, ve sol ya lob şimdi mudur acaba? solunumla ilgili Nedir? herkes bir şey Bilmiyorum. anlatıyor. İşte sağla sol lobun birleşmesi işte. İşte senin batıl tarafın, şeytani tarafınla rahmani tarafının bir araya gelmesi. Yani ikisinin bir oluşu aslında. Ya bu da olabilir. Ama ben uyanışa, yani uyanış bilincine, ben işte denizin birleşmesi, dini kavramlarla fazla bakmıyorum ben bu uyanışa. Çünkü uyanış dediğimiz olay dinler üstü bir olaydır. Ama biz dinlerden de mesela bilgi alabiliriz. İşte İsa böyle demiş, Musa böyle demiş. Ama uyanış kesinlikle dinler üstü bir olaydır ve bütün dinleri de içine alan bir olaydır. Hiçbirini de reddetmez. Hristiyan da benim canım,
Müslüman da benim canım, ateist de benim canım. Hepsi bizim canımızdır. Biz hepsini kabul etmişiz. Evet. Yorumlar kapalı mıydı? Yorumlar kapalı. Arkadaşlar lütfen sorular kısmına çok yorum yazmışsınız, konuşmuşsunuz. O yüzden soruları kaçırıyorum. Şimdi soruları bakıyorum biraz. Biz herkesin kuşunu boynuna bağladık ayetinin açılımını anlatabilir misiniz? Herkesin kuşunu mu? Herkesin kuşunu boynuna bağladık. Öyle bir ayet Şimdi var mı? Hande dostum, az önce bir kelime söylemiştim ya. Uyanış dinler üstü bir olaydır diye. Evet. Yani bana mesela desen ki şu ayet bu. Ben ayet bilmem. Ben o Tevrat'ı bilmem. Ben hepsine de bakmışımdır. Ama bu uyanış hepsinin üstü bir uyanıştır. Yani dini olarak bakmamak lazım olaylara. Bu uyanış bütün dinleri içinde cem etmiş almış bir uyanıştır. Yani dinler üstü bir konudur bu. Yani sen bana şimdi bir Müslüman gözüyle bakma. Bir Hristiyan olarak da bakma. Bana bir hiç olarak bak. Ben bir hiçim. Yani bir din hocası gibi asla. Beni bir dinle de bağımlı tutma. Yani soruyu sorana kardeşime diyorum. Bir dini olarak bakma bana. Evrensel bir bilinç, özgür bir bilinç ve kendinde çıkan hakikatleri anlatan bir bilinç olarak bak. Ha din mi? Eyvallah Müslüman da benim kardeşim derim. Hristiyan mı? Eyvallah derim. Ama dini bu anlamlarda ben onu bilmem. Ben sadece dedim ya başından sonuna kadar yaşadığımı bilirim. Yaşadığımı anlatırım. Evet. Yani ama başka sorular varsa mesela hani var. Sigaranı soruyorlar mesela. Sigara içer miymiş öze gelen biri diye soruyorlar. Bak, sen bunu anlattın ama bir daha bir şunu yapmam ne demektir? Istersen. Size mesaj veriyorum değil mi burada? Benim kafam çalışıyor. Şunu bırakabilirdim de, içmeyebilirdim de. O ne olurdu biliyor musun? Yapmacık olurdu. Ama ne bu nedir? Demek ki dostlarım, uyanışın bununla alakası yok. Bununla alakası yok. Sigaranı da içsen, içmesen de. Değil. Sen yine uyanman gerekiyorsa uyanırsın. Bir sözle, bir kelamla, bir ışıkla. Hiç fark etmez. Asla alakası yoktur. O enerjicilere bakmayın. Onlar yok şu şunu engeller, yok bu bunu engeller. Onlara bakmayın. Ali Bey nasıl bir hayat sürüyor? Her istediği anında oluyor mu? Şimdi her istediğimin anında olması için uğraşmıyorum. Çünkü zaten anın içinde olduğum için ben mutlu da değilim, mutsuz da değilim. Ama bir tarifsiz bir huzur var. Yani nasıl tarifini yapayım ki? Tarifi yok bu huzurun yani. Bunun içinde öfke yok. İşte nefret, ya hiçbir şey yok. Sadece saflık var böyle. Mesela cinsiyet yok. Mesela eşime baktığım zaman mesela bir kadın olarak bakmıyorum mesela. Öz olarak bakıyorum ona. Canım yani. Benim parçam. Çocuğuma bakıyorum. Özüm. Ona bakıyorum. Özüm. Veya birisi beni uzaktan sevmiyor. Ona bakıyorum ama ben seviyorum onu. Yani hiç böyle olumsuz bakmıyorum kimseye. Hayatımda da olumsuz olay olmuyor mu? Hani zahire göre. Oluyor. Ama anlayışla karşılıyorum onu. Çocuğum mesela düştü ayağı kırıldı. Vah buh etmiyorum. Hemen soğukkanlı bir şekilde hastaneye götürüyorum. Tedavisini yaptırıp evime getiriyorum. Hiç böyle soğukkanlılığı bozma. Hatta geçen benim oğlum İbrahim turp boğazına kaçtı. Turp. Mosmor oldu böyle. Yemyeşil oldu. Annesi çığırık attı. Ben hiç böyle sakin bir şekilde kalktım. Aldım. Tuttum. Kaldırdım. Bastım karnına. Pat attı. Ve hiç böyle heyecana gelmedim bile. Attım. Annesi ama bayılacaktı neredeyse. Aldım. Yerine oturdum. Dedim oğlum bir daha konuşurken yeme. Yani yemeğim bittikten sonra konuş. Böyle kapandı. Yani huzurdayım yani. Her zaman özümün huzurunda olduğunun farkındayım. Evet. Yani her şey aynen. Akışta Kabulüm ne oluyorsa yani. Oluyor. Her şeyden gören o olduğunu kabulüm idrak diyor. Etmek. Ölü olduğumuzu nasıl anlarız? Şimdi sabah uykudan kalktığında sabah kimseye diyor musun ben uyandım mı uyanmadım mı diye? Hı-hı. Uyandığını biliyorsun değil mi? Ölen kişi de öldüğünü Hı-hı. bilir. Yani sen sabah kalkınca kimseye diyor musun? Ya ben uyandım mı arkadaşlar? Ne diyecekler? Arkadaş zaten uyanırsın işte daha neyi soruyorsun bize? Yani ölen öldüğünü bilir. Nasıl ki sabah uyuyan uyandığını biliyorsa ölen de öldüğünü bilir. Kesinlikle. Ve ölen de asla bu dünya frekansına dönemez. Bedeni burada olsa da asla oraya ait değildir. Bir başka frekanstadır. Hani şey gibi radyo frekansı gibi düşünün. 99.7 FM İstanbul, 99.8 Adana FM. Frekans gibi düşünün. Hemen aynı bedende ama ahiret frekansındadır. Hazreti Muhammed de böyleydi zaten. Hatta dedi ya bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi. Evet. Bak dikkat et. Sizin dünyanızdan diyor. Niye bizim dünyamızdan demiyor? O nereye aitti ki? Sizin dünyanızdan diyor üç şey. Demek ki
ahiretten konuştuğu için sizin dünyanızdan diyor adam. Hani orayı çoğu insan belki yakalayamamıştır. Biz bu rüyayı nerede görüyoruz? Şimdi burada görüyorsun işte. Şimdi burada Böyle bir görüyorsun. soru var. Şimdi görüyorsun zaten rüyayı. Başka bir yerde değilsin sen. Sen hep aynı yerdesin. Rüyanın içinde gezersin, tozarsın, zengin olursun, fakir olursun. Ama bir uyanışın gerçekleşti. Bir bakıyorsun, aa ben her yerdeymişim ya. Rüyadaymışım. Ama rüyayı gören de sen değilsin. Ben rüyada neredeyim diyor ya, öze söylüyorum ben. Sen her yerdesin. Ya sen Ali Demir'de şu an konuşuyorsun zaten. Hande'den de izliyorsun, sorular soruyorsun. Evet. Aşk acısı çekmeyi yorumlar mısın? Aşk ne demektir? Bu yolculukta yeri nedir? Valla ben aşkı şöyle biliyorum. İnsanoğlu kendinden başka hiç kimseye aşık değildir. Sadece kendine aşıktır. Kendine aşıktır da işte o gizli hazine dediğimiz var ya, o zaten insanın kendisidir. Yani saklamaya gerek yok yani. İnsanın kendisidir. Yani Allah dediğimiz, öz dediğimiz bir tanedir. Sadece o kendine aşıktır. O kendine aşık olduğu için kendine öyle bir aşk acısı çektiriyor ki zindanlara attırıyor. Leyla oluyor, Ferhat oluyor, dağları deldiriyor. Öyle bir kendine aşık. Görüyor musunuz? Derdin ne ya? Kendine bu kadar acı çektiriyorsun. Sana ne diyor? Sana ne? Ben buyum işte diyor. Sıkışsa diyor çık benim alemimden. Çıkmaya çalış nereye gidip? Çıkamam çıkamam diyor. Ali ben seni seviyorum diyor. Benim aşkım sensin diyor. E sen kimsin? Sen de olsun. Yani insanoğlu bir kişiye aşık olur. O da aynada gördüğü yüzüne aşık olur. Başka kimseye değil. Ha dışarıda birilerini mi gördü? Erkek, kadın hiç fark etmez. Yine özüne yakın olan o damar kimse ona aşık olur. Ama bir araya gelsinler şöyle sarılsın. Bir bakın kendine sarılıyor. Allah Allah. Sarıldığım kim? Sensin. Bu bilince geldiğin zaman o zaman aşkı siz görün. O zaman görün işte aşkın ne olduğunu. Hani diyor ya Mevlana ben ol da gör. Yani tarifi olmayan bir duygu çünkü. Yani. Ama gerçek aşk sensin yani insan. Her şey sende başlıyor, sende bitiyor. İnsanda. Bunu bulmak için belki de hani dışarıda hani başkalarına aşık oluyor insanlar. O Yanımda. aslında kendini onda görmek ve kendi üstünden hani özüne ulaşmak için aynada görüp aynadaki yansımana da gördüklerini kendinde törpüleyerek öyle bir şey vardı. Törpüleye törpüleye özüne ulaşmak için. Karşına gelen her ilişki, bu sadece aşk ilişkisi daha güçlü oluyor bu konularda. Ama her ilişki seni zaten o kimliklerden sıyırıp işte Ali'nin şu an yaşadığı o derin muhteşemliği seni ulaştırmak için törpüle diye gelen ilişkiler. Ona bak. Duygularına bak ve onu o mesela atıyorum mesela aşk ilişkileri nasıldır? Biri çok sever, biri sevmez. Kaçan kovalanır ilişkilerde hani normalde. İşte diyor ki sana mesela senin istenmeyen kimliğin, acı çeken zavallı dişil enerjin, işte birin ya da eril enerjin, birinin peşinden koşan o onu orada işte bak ve onu ayağa kaldır diyor sana. O sen kalktığın zaman, sen içinde tamam olduğun zaman, korkularından arındığın zaman zaten senin gibi biri belki karşına geliyordur, bilmiyorum. Ya da zaten gelmese de sen her şeyde onu yaşıyorsundur her an, her yerde. Bilmiyorum, öylesine konuşuyorum. Şimdi Öyle söyleyeyim ben. öz ne yapıyor mesela? Bilmiyorum. İnsan, insanı diyelim. Öz. Önce bir erkekte ve kadında arıyor. Aşık oluyor, deniyor, yanılıyor, darbe görüyor. Veya çok sevdiği bir erkekle evleniyor. Sonra bir bakıyor ki kalp atışı gidiyor. Heyecan bitti. Allah Allah. Bu da değil. Erkek kadınla evleniyor. Yani onun için ölümü göze almış. Bir kavuşuyor. Lan arkadaş bu heyecan niye yok? Dokunuyorum sanki kendime dokunuyorum. Erkeğe dokunuyorum sanki. Bu da değil. Neyse herhalde o zaman diyor benim aradığım diyor belki ev arabadır. Çalışıyor çalışıyor çalışıyor. Mercedes'e biniyor. Malikanede oturuyor. Oh, uzanıyor. Ulan arkadaş niye sıkılıyorum ben? Neyse bir uyuşturucu bir şey getirmişler için. Yoksa ben sıkılırım yani. Öbürü diyor ki Cumhurbaşkanı olayım diyor. Uçuyor gidiyor yapıyor gidiyor falan ama arkadaş bu da değil. Neden? Çünkü herkes mutlu olacağı şeyi hep başkalarında aramış. Züleyha Yusuf da aradı ama Züleyha Yusuf'a kavuştuktan sonra Yusuf'un yüzüne bile bakmadı. Bir baktı ki Yusuf kendiymiş zaten.
Kendine aşık olmuş Züleyha. Kendinde bir açığa çıktı. Yusuf yanından geçiyor ya. Bakmıyor bile. Niye? İşte o senin güzelliğindi Züleyha, Yusuf'ta gördüğün. Senin güzelliğinde aslında. Sen kendine aşıktın da. Sen bunu arabada zannettin, evde zannettin, modada zannettin, işte Cumhurbaşkanlığında zannettin. Ama hep zannettin. Kur'an'da der ya, zannın çoğundan sakının. Ve diyor ki, ben kulumun zannı üzerineyim. Bak dikkat et, kulumun zannı üzerine. Benim kulum beni nasıl zannediyor? Göklerde oturmuş böyle bizi bekliyor. Tamam, ben öyleyim. Fark etmez yani. Sen nasıl düşünüyorsan ben öyleyim. Veya beni bir ateş olarak düşün veya bir kuş olarak düşün. Ne yapayım yani diyor. Sen zannediyorsun, ben de ona bürünüyorum. Zaten dediğin de doğru aslında. O zan da doğru ha. Benim mesela Rabbim güneş, eyvallah diyor, fark etmez. Çünkü hepsi ben olduğum için diyor. Hangi ismi koyarsan koy, bütün isimler benim. Evet. Doktor, hekim. Allah'ın ismi hekim değil mi? Bak doktor olup tedavi ediyor. Allah'ın isimlerini sayalım mı? Bak Hande, 444 isim var. 444 tane Allah'ın isim var burada. Hepsi isimleri, onun isimleri. Kendi. Yani insanoğlu, bana göre kendini bulsa yetecek ya. Kendi özüne kavuşanın yok mu? Dünya umurunda olmaz da. Zaten dünya oyalanma yeridir de, oyun ve eğlence yeridir de. Ama insanlar artık bu oyun ve eğlenceden bıkmış. Görüyorum yani. Bıkmış yani. Yani şu an desen ki dünyanın hazineleri senin olsun. Ya ben dev kardeşim, bana huzur ver ya. Ben huzur istiyorum kardeşim, özümü. O var ya, o anka olmayı yok mu böyle? O böyle kendinde dirilmeyi yok mu? Oh, bu ne ya? Buymuş. Bunu istiyor insanlar. Bunu da ya inşallah bir nebze de olsa, inşallah katkımız olursa birbirimize aktarmaya çalışacağız. Emin olun, yüreğimden gelen bütün enerjiyle konuşuyorum. Hepsiyle böyle. İstiyorum ki o 400 kişinin böyle evinin içine böyle böyle bir huzur gelsin. Bir anda hepsi desin ki bana ne oldu ya? Nefret etti. Aa, ben seni çok seviyorum. Canım, özür dilerim. Ben hatalıymışım. Bir anda o oluşsun istiyorum. Ama eminim, oluşacaktır Oldu o. O bile. da oluşacaktır. Birine sarılacak, affedecektir Oldu yani. bile. Başka da kurtuluş yok. Af. Kendinizi affedin, insanları affedin. Ne yapmışlarsa yapsınlar. Beni zindanlara gömenleri ben affettim. Siz mi affetmeyeceksiniz? Beni gömdüren. Avukatlar tuttular dedi, bu yansın Ya. dediler. Çıktım, ne yaptım biliyor musun? Sarıldım. Teşekkür ederim dostlarım. Teşekkür ederim bana ihanet edenler. Siz bana ihanet etmeseydiniz, siz bana darbe vurmasaydınız, ben bugün Ali olamayacaktım. Ben bugün doğmayacaktım. Siz benim doğunmaz sebep oldunuz. Siz benim gerçek Ali'yi bulmama sebep oldunuz ya. En büyük benim mürşidim, bana en büyük ihanet edenler oldu ya. En büyük darbeyi vuranlar benim en büyük öğretmenimmiş, haberim yokmuş. Çünkü benim özüm dedi. Ahmet oldum, Mehmet oldum, sattım seni, sattım. O hain bendim. Ne diyorsun Ali Demir? Ben yaptım. Bana mı kızacaksın artık? Yok, tövbe, kızmam. Ne yapacağım beni? Seveceğim. Beni sevince kimi sevmiş olacağım? Kendini. Bitti. Burada kin kalmayacak. Yeryüzü burası. Yeryüzü cenneti burada kuruluyor. Burada kin olmaz. Kin varsa orada mutluluk yoktur. Huzur yoktur. Herkes düşünsün. Kime karşı kinim var? Kimden nefret ediyorum? Geçmişte kim ne yaptı? Affedeceksiniz. Başka çare yok. Af. Bu polyanacılık oynama değildir. Affedeceğiz. Ben bunu biliyorum yani. Ne yapmışsa yapmış. Affedeceksin ama görüşürsün görüşmesin o sana kalmış. Ama affedeceksin. Beyninden affet. Fark etme. Onunla ilgili bir soru vardı zaten. Tam da Evet. cevabını vermiş oldun sevgili Ali, dostum. Kalp kırdığımız bir insandan af dilemek mümkün değilse, yolunu izini kaybetmiş isek ne olacak? Tamam. Tamam. Hani o kişi yoksa değil mi? Ölmüş veya başka şey bulamıyor. Gönlünden, Evet, yüreğinden, evet, ondan evet. özür dile. Özür dile ama özür dilerken de kendi özünden de ki özüm. O kişiden bana yansıdın, bana mürşitlik yaptın. Ben yanlış anladım özüm. Senden özür diliyor. Bak kendinden ha. Aynaya bak. O kişiyi gör böyle aynada. Senden özür diliyorum de. Ben seni üzdüm. Ben sana o hatayı yaptım. Ama ulaşamadığın için bunu yapıyorsun. Ulaşırsan, yüz yüze olursa enerji akışı daha fazla olacağı için gönülden affetme oluyor ya. Çok daha güzel olur. Ama görmediğin halde de affedebilirsin. Kesinlikle. Çünkü affettiğin sensin zaten. İnsan kimi affederse affetsin, gerçekte affettiği kendidir. Kendini affeder. Veya kendini affetmez. Herkes özgür. Senden baş. Aynen. Bir de affettiğin zaman affedip affetmediğini anlamanın yolu şu olabilir mi? Gözünü kapattığında o sana çok büyük zarar vermiş kimseye, mesela seni zindana atmış, işte dayak atmış. O insanı gözünü kapattığında Ya. bir bebek gibi görebiliyorsan Doğru. diye düşünürüm ben. Çok Onu doğru. gözün. Gözünü kapattığında
Hani bazen de affettiğimizi Doğru. zannediyoruz. Ben affettim, Allah Doğru. affetsin falan, bu değil Yalnız yani. kaldığında da saf bilinçle gözünün önüne getirdiğinde böyle bir sempati geliyorsa böyle ya canımdı gerçekten mürşidimdin yani. Öyle geliyorsa affetmişsin. Ama yok eski anılar canlanıyorsa işte orada bir yapmacık hareket vardır. Hemen düzelteceksin kendine. Yani doğru çok doğru. Çok doğru. Yani Evet, düşüncen ya. tam nokta atışı yani. Öyle bir taklit de olmaz bu işler. Vicdan mı? Olmaz. Bir de hani şu bilinç. Yani şimdi ne dedin? İnstik. Yani insiz. İnsan olana Biliyorum. kadar insiz. O insanlar senin ne kadar büyük bir hizmet yapıyorlar. Senin insan olman için bütün alem çabalıyor yani. Tabii. Sahneler kuruluyor sana. İşte evren nasıl büyük bir Evet. sahne hazırlıyor, şunun içine gir, şu oyunu oynuyor, bu oyunu oynuyor, bunu bir şöyle yapalım, nasıl bir hareket var yukarıda bakalım. Yani o insanlardan işleyen nasıl bir şey yani, seni Aynen. yükseltmek, yücelmek, insan olman Tabii. için çalışıyor bütün herkes ve her şey. Tüm sistem sana hizmet ediyor ve sen de bunu Aynen. görmüyorsun. Ne Aynen. salaksın? İns olanlar insanı ortaya çıkarmak için kendini feda ediyor. Alemi ortaya Yani çıkarmaya çalışıyor. görsene, değil mi? İnsanı Görse çıkarmaya yani. çalışıyorlar onlar. İşte biz onları görmemiz lazım yani. Dediğin gibi onlar bizim en büyük öğretmenlerimizdir aslında. Olaylara tersten bakmak lazım. Biz hep iyilik yapanları seviyoruz. Aslında tersten bak, kötülük yapanlar sana en büyük iyiliği yapmıştır. Teşekkür edeceksin onlara hem de yürekten. Dediği gibi Hande kardeş dostumun öyle gözünün önüne getirdiğinde de olumsuz bir şey düşünmeyeceksin. Doğru. Evet. Simülasyondaysak, kimse yoksa olan herkes üst üste, kimden af diliyoruz, özür diliyoruz, ne gerek var? Kendinden Onlar işte. da sen değil misin? Tabii Hadi kendinden. sen cevap Şimdi ver. bak, simülasyon diyorsun değil mi dostum? Kimse yok. Şu kimse yok diyen kim? He? Kimse yoksa kimse yok diyen kim o zaman? O zaman sen yoksun. Sen yoksan zaten dert de yok, keder de yok o zaman. Ne işin var? Derdin keyfin var. Sen yoksun ki zaten. Hayır öyle değil. Sen varsın sen. Hani bu Ali Demir'i de Hande'yi de sen için bu rüyanda gören. Ali Demir sana hizmet ediyor. Ben şimdi farz et bir insim. Sana hizmet ediyorum şu an. Senin bir simurg gibi yani böyle kanatlanıp uçman için bir kanadın tırnağın olmaya çalışıyorum. Ama sen zannedersen ki ben burada başkasına anlatıyorum. Hayır. 440 kişi kendi üzerine alsın bu sohbetleri. Benim çünkü bu sohbeti duymaya ihtiyacım yok. Benim ihtiyacım yok. Ben bildiğimi tekrarlamış oluyorum burada. Ben şimdi kapatsam da ben bunları biliyorum. Ama bunu duymayan, bilmeyen için geçerlidir bu sohbetler. Sana yeni bir bilgi geldi mi? Yeni bir bilgi geldi. Seni senden etti mi? Eski bilinçlerin yıkıldı mı tabuların? Ha, buymuş ya. Dedin mi? Tamam işte. Değişim dönüşüm başlayacak. Yani bir kişi var affedilecek. O da sensin kardeşim. Soruyu soran. Kendini affedeceksin. Bu simülasyonda kavga etmeyeceksin kimseye. Bak simülasyon. Niye kavga ediyorsun rüyanda? Uyandın artık. Rüyanın içinde uyanmış oldun. Evet. Arkadaşlarım lütfen sorular bölümü, muhabbetler falan yapmayın. Soruları çünkü kaçırıyorum. Sadece sorular bölümüne soru sorarsanız çok sevinirim. Bir insanın kalbini kırmışsak, af diliyorsak fakat o beni Tamam. affetmiyorsa ne Sen yapmam görevini yap. gerekir? Samimi bir şekilde affet. Bırak. Senin özün seni affetmiştir zaten. Merak etme. Bak şimdi. Hangi ayetten söylüyorum? Furkan Suresi 67-68. Ayet. Diyor ki, kim ki bir cana kıyarsa, hırsızlık yaparsa, zina yaparsa, kötülük yaparsa, şunu yaparsa, onların yeri cehennemdir. Bak. Lakin, tövbe edip kendini düzeltenler müstesna, biz onların günahlarını iyiliğe döndürürüz. Şimdi diyor ya kalbini kırdım. Bak burada öldürenden bahsediyor. Ölüyü nasıl geri getirecek? Bak ne oldu? Günahları iyiliğe döndürüldü. Yani ne oldu? Bir kişiyi öldürmedi de bir kişiyi diriltmiş gibi sevap aldı. Zina yapmadı da zina yapanı kurtarmış gibi sevap aldı. Hırsızlık yapmadı da hırsızlık yapanı hırsızlıktan vazgeçirdiği için iyilik yaptığı için bak dönüştürdü. Seninki de ne olmuş olacak? Bak işte ölü eğer ölüye anlatamadığın halde iyiliği sana geçiyorsa seninki de o yok o kişi ve kabul etmedi değil mi? Tamam sen görevini yaptın, özrünü diledin samimi bir şekilde. İstediği kadar affetmesin sen de dersin ki zaten bu da bir simülasyondu bitti. Bitti. Nefret etmesin ondan. Samimiyet Evet. sende geçerlidir. Karşındaki de sen samimi ol. Affet o akşama kadar desin ben affetmiyorum desin. Şuna sor. Şuna seni affetti mi? Bura bura. Tamam. O affetmesin. Ama sen samimi olacaksın özür dilerken. Kimse küçük düşmez yani. Hı.
Belki de yani başka bir açıdan söylüyorum. Affettiğini zannediyor olabilir. Aynen. Çünkü yürekten affettiği zaman belki de karşısı da Çok önemli. eriyecek. Yani öyle bir enerji, şimdi mesela senin bize enerjin nasıl geçiyor biliyoruz. Hani enerjiler konuşur ya, sen affettiğini zannedip yalandan özür diliyor da olabilirsin. Oraya Zaten dikkat etmek gerekebilir anlattıklarımızın diye hiçbirinde düşünüyorum. asla sahteliğe yer yoktur. Yani herkesi kandırabilirsin. Ama kardeşim bu gönlü nasıl kandıracaksın ya? Kandıramazsın onu. O sana var ya, yalancısın sen der yani. Sen hiç uğraşma. Ali, ben bilirim der yani. Ben kalpten geçeni bilmiyor muyum? Senin kalbinden geçeni de biliyorum. İnsan gibi. Af. Öyle, dediğin gibi öyle olmaz. Olur mu öyle bir şey? Biz burada oyun mudur bu yani? Dur bir deneyeyim hele. Hayır. Deneme tokat mıdır bu? Samimiyet. Ancak böyle böyle dostlarım. Yoksa o kötü, bu kötü. Ayşe bunu yaptı, Mehmet bunu yaptı, o bunu yaptı. Asla uyanış olmaz. Debelenip dururuz böyle. Samimi bir şekilde af. Bak ne diyorum? Beni yıllara gömenlere affetmişim. Ya normalde ölmeleri lazım zahirde. Kucaklamışım, teşekkür etmişim. Allah işinizi gücünüzü rast etsin demişim. Ha görüşürüm, görüşmem o bana kalmış. Ama seviyorum onları. Çünkü bana hizmet ettiler onlar. Yolda gördüğümü merhaba, merhaba kardeşim benim. Şimdi ben affetmişim. Kalkıp da yatağımda bunu yapmışlardı. Olmaz ki. Sen affetmedin o zaman. Çok doğru yani. Söylediğin doğru yani. Katılıyorum. Çay içiyormuşsun herhalde. Uzun çay içmediğin için sana Ölmüyor. kıyamıyorlarmış. Evdekilerin hepsi de misafirliğe gitmiş, düğüne gitmişler. Ben de dedim ki oğlum var, ben gelmeyeceğim dedim. Çayımı da yapan yok. Bak yemin ediyorum bak. Katmışım üstüne. O kadar ki sohbete dalmışım ki bu başındaki şu demlik yok mu? Şunu. Bunu indirmişim. Burada buz gibi olmuş. Bak ben de sohbete dalmışım. Çünkü ben sohbete daldığım zaman kıyamet Benim de kopsa buz haberim gibi olmaz. olmuş. Hiç O kadar ki kendimi içmedim. kaptırıyorum. Mesela benim bir huyum var dostum. Ailem bilir. Ben biriyle konuştuğum zaman mesela ben dedim ki asla bana seslenmeyin. Çok önemli bir şey olmadığı sürece. Çünkü ben konsantre olmuşum. Mesela ben şimdi Hande ile konuşuyorum. Asla kimse bana bir şey soramaz. Ben diyorum ki o kişiyle sohbetim bitsin. Net. Bitti ya. Bittikten sonra buyur kardeşim benim. Çünkü her şeyimle ben oradayım. Duymuyorum yani. Orada çocuklar onu kırmış, onu kırmış, bunu kırmış. O biri hastaneye gitmiş. Sohbet bitiyor diyor. Böyle oldu. Ne zaman oldu diyor. Sen diyor sohbete dalmışsın. Ben öyle bir kaptırıyorum kendimi. Ya düşün bak. Şu çaydanlığı da unutmuşum burada. Günde 3 paket sigara nasıl bitiyor biliyor musun dostum? Sohbete giriyorum ya. Bir bakıyorum dibi gelmiş. Bitiyor. Ama istiyorum ama 3 paket. Gidiyor devamlı. Çünkü an İçmiyorsun, orada olduğu için içiyorsun. zaman kavramı bende olmadığı için mesela bugün hangi gündür ben bilmem. Veya saat bilmiyorum. Ancak birileri bana söylüyor. Diyor bugün cumartesi mesela diyorum ki gidip kredi şeyini yatıracağım mesela. Ya diyor bugün pazar ya. Allah Allah diyor. Yok çünkü zaman kavramı yok. Ya bende yok yani zaman kavramı. Ancak birisi tarih olarak diyecek bugün cuma Evet. bugün cumartesi. Odur yani. Ama o da önemli bir şey değil yani. Aklına geldi mi internetten de bakarsın. Ama sorsan bana ben bilmiyorum yani. Bak şimdi konuşurken gördün mü? Yine bunu buraya kattım unuttum. Var mı ya? Yaşıyorum bir de. Biliyorlar hepsi. Benim çay içtiğimi hepsi biliyor. Evet, herkes biliyormuş. Ben Sen bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Annem, buyur. kardeşlerim, ama sözünü unutma lütfen. Annem, kardeşlerim ve bana çok kırgın, öfkeli ve kızgın konuşmuyor. Bizimle ayrı şehirlerdeyiz. Onun istediği gibi evlatlar olamadık. Ne Onun istediği yapmalıyım? gibi evlat olacak mı dedi? Onun istediği gibi evlat olacaksın ama onun istediği gibi evlat olmak demek senin bu vicdanına yani gerçekten samimi bir şekilde tersse onun istediği gibi evlat olmayacaksın. Kendi vicdanının istediği gibi evlat olacaksın. Bak vicdanla zihni karıştırmayın. Zihnin sana der, onu dinleme falan der. Şimdi bazıları diyor ki ben diyorum içinden mi geliyor bu? Evet içinden. Diyorum için neresi mesela? Diyor ben düşünüyorum. Hayır. Burayla hareket etme. Burası senin iblisin de işte. Kıyas yapan yok mu? Şeytan, iblis. O uğruyor dedi. Burayı durdur. Bu şeytan. Bunu bir peygamber Müslüman etti bunu. Bunu bir durdur. Şuraya danış. Sen ne diyorsun? Ama samimi, burada samimiyet önemli. Özür dilemen gerekiyor mu annenden? Onun gibi olman ne faydası var sana? Faydası var mı? Gerçekten iyi olacak mı? İyi diyorsa git. Ama vicdanın hayır. O doğru değil. Zihin değil ha. Vicdan. O doğru değil diyorsa gitme. Özürünü de dilersin. Affet etmediyse ben kendi adıma evimde otururum ama yine de severim onları. Yani asla nefret etmem. Onlar benden nefret etse de. Ama gittiğim zaman benim hayatım olumsuz yönde gideceğini düşünüyorsam buraya gitmem yani.
İşte ben bile mesela şu yaşadığım yerden mesela bana dar geldiğini düşünüyorum. Dar yani. Ben buraya sığmıyorum yani. Ben diyorum çıkacağım başka yerde oturacağım. Çünkü dar geliyor bana burası. Ama ben buradan gittiğim zaman ben niye bu insanları severim yani? Canlarımdır benim. Yani ben de öyle düşünüyorum. Öyle yani. Affetmiyorsa. Uzun süren hastalıkların, günahların kefareti olduğunu, insanı temizlediği Doğrudur, konusunda ne doğrudur. düşünür hocam? Günahların da hani o şeriat bilincinden sormuş da onu şöyle düşünelim. Şu dünyada, bütün dünyada mesela bizim Filiz abi vardı, o da konuşuyoruz. Yanmadan diyor, yanmadan şekil alan bir şey gösterin. Yanmadan şekil alan. Bir şey gösterebilir misiniz? Yanmamış. Yanmadan. Her şey. Altın, araba, plastiğe dönüşünce yanıyor. Tahta, buzdolabı, hep bakın hep şekil alıyorlar yanarak. İşte insan da yanarak şekil alıyor. O senin hastalığın, bak benim zindanım eşittir senin hastalığın. Bu kadar basit. Bak ben orada bir şeyler gördüm. Sen de bu hastalıklarla şöyle düşün. Bir ödül olarak düşün. Ceza olarak değil. Ödül ya. Bunun ödül olduğunu insan uyanınca anlıyor. Yoksa uyanmayınca ya bu ne? Başıma niye geldi? Şu ne? Dersin bunu. Ama teknik bilinciyle baktığın zaman o sana gelen bir misafirdir. Misafir nasıl uğurlanır? Güzel değil mi? Karşılamanı güzel yap. He, ben böyle biliyorum yani. Ama şikayetin hiçbir şeye yaramayacak. Edersen de. Hatta tam tersi daha da arttırır. Kabul. Baş tacısın. Eyvallah. Hastalık. Kabul. Uyanmış bir insan eski mesleğini icra eder mi? İşinin de kalitesi değişir mi dünyadan çıktığı için? Kaldığı yer nasılsa işine devam. Ailesi var, devam. Yani hiçbir değişim olmaz yani. Ha, kapı açılır ona maddi anlamda, o ayrı bir şey. Yaparsa yapar yani. Ama neyi, niye yaptığını, niçin yaptığını bilir. Onun tek bir amacı vardır. Sadece bir amacı, bütüne hizmet. Başka hiçbir şey değildir. İstese susar. Susanıyor mu şu an? Var. İnsanı kamil ama hiç anlatmaz. Hiç susar. Biliyor. Hatta bazen diyorlar ya, ya bunlar nerede? Bu kadar kıyamet kopuyor nerede? Niye çıkmıyorlar ortaya? Çünkü zaten yapanın kendileri olduğunu biliyorlar. O yüzden bu savaşlara karışmıyorlar. Ya düşünsene, savaşın sahibi zaten onlarda. Ama bizdeki de onlardan ayrı bir sahip değil. Bak görüyor musun? Oradan susan buradan konuşuyor. Buradan konuşuyor. E Muhammed'den de konuştu. Buda'dan da konuştu. Konfüçyüs'ten de konuştu. Musa'dan da İsa'dan da konuştu. E bugün sizden de konuşuyor. Fark etmiyor yani onun için. Ama biz bu tarafı tercih ettik yani. Susmak gerekir diye bir şey yoktur bu konularda. Yani ne demiş? Evet, bu da çok benim Tercih kafamda bir senin şey elindedir. doğdu, İster burada yapılmış konuşursun, oldu. ister konuşmazsın bu bilgilerle ebediyen kalırsın. Çünkü çözmüşsün. Hani derler ya, eğer konuşursan bir daha yaşamazsın. Hani bu değişik halleri yaşamazsın, kimseye anlatma falan derler ya böyle hep. Hayır. Doğru değil yani bu. Demek ki ben bunu Sadece o öyle, var. Biz diyoruz sadece bende o de var değil mi? durmuyor. Sen kime diyorsun anlatma o zaman? Anlatan o değil mi? Sen sus diyorsun. Peki senin susman mı faydalı topluma, insanlığa, benim konuşmam mı? Orayı düşün. Sen susarak ne yapıyorsun ki? Ha, susmak gerekiyorsa Hazreti Muhammed niye dişini kırdırdı? Susmak gerekiyorsa İsa niye asıldı? Susmak gerekiyorsa Atatürk niye savaşlara gitti? Susaydı o zaman. Bana susarak bir şey kazanmış insan Çok gösterin. güzel. Evet. Hazreti Mevlana sustu. Bak kitapları var. Susmadı abi, konuştu. Muhittin İbn Arabi. Bugün bilim insanları çalışma yapıyor üzerinde kitaplarında. Susmadı. Kim? Ne susması? Siz susuyorsanız susun. Ama konuşanı susturamazsınız. Niye susturuyor? Sen sus. İlmini yaşa. Hakikatini yaşa. Vahdetini yaşa. Tekliğini yaşa yani. Kendine yaşa. Bizi ilgilendirmez. Eşi öldüğünde nikah düşüyor. Uyanma durumunda bu durum nasıl olur? Burayı Anladım anladım. anlamadım ama. Ben ölmüş oluyorum ya mesela. Ben ölmüş oluyorum ya. Ay pardon, özür diliyorum. Tekrar kapatıp açalım çünkü Tamam. kapanacakmış. Kaydedelim. Yoksa Tamam. kaybedeceğiz yayını. Kapatalım. Bir su, Bismillah. çay, bir şey. 10 Tamam. dakika sonra buluşalım. Tamam.